Merhaba, Sözün Özü programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu hafta ben, İbrahim Halil Üçer ve Ömer Türker, e, İslam düşünce geleneği üzerinde en çok tesir sahibi olan düşünürlerden birini, i̇bn Sina'yı Sina'yı e, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Cüneyt Kaya ile birlikte tartışmaya çalışacağız. Hoş geldiniz hocam, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ee, Doğrusu İbn-i Sina'yı e, anlamaksızın, e, İslam düşünce geleneği içerisinde teşekkür etmiş ekolleri anlamak e, pek mümkün sayılmaz. Daha e, genel bir biçimde ifade edecek olursak, İbn-i Sina'yı anlamaksızın, i̇bn Sina sonrası bir bütün olarak felsefe tarihinin seyrini ve gidişatını anlamak mümkün olmaz. Geçen hafta biz bu programda, Taşköprülü Zade'yi 16. yüzyıl Osmanlı e, alimlerinden Taşköprülü Zade'yi konuşmuştuk. Taşköprülü Zade'yi de, de anlamak, için, e, İbni Kemal'i de anlamak için, İbni İbn Sina sonrası Ekberi geleni, İşraki geleneği anlamak için İbn Sina'ya dönmek lazım gelir. İbn Sina İslam düşünce geleneği için hakiki anlamda bir klasiktir. Bu bakımdan bu programda İbn Sina felsefesini hem genel felsefe tarihi içerisindeki yeri, hem İslam düşünce tarihi içerisindeki yeri açısından ele almaya çalışacak ve İbn Sina'ya biraz daha yakından bakmaya çalışacağız. E, Cüneyt hocam siz de başlayalım isterseniz. Evet. E, İbn Sina felsefesini konuşacağız. Çok kapsamlı bir e, filozof Tabii. kapsamlı eserleri olan evet. bir bilgin İbn Sina. Fakat bunun öncesinde biraz en azından İbn Sina kimdir sorusunu soralım. E, bu temelden başlayarak devam edelim. Ne dersiniz İbn Sina'yı nasıl tanıtabiliriz? Şimdi hayatıyla ilgili kısa bir e, genel çerçeve verelim isterseniz. E, yaklaşık 960-970'li yıllarda e, Buhara yakınlarında doğduğunu biliyoruz. E, babasının Berh'den geldiğini Buhara'ya kendi otobiyografisinde anlatıyor. Dolayısıyla Mevlana ile hemşeri baba tarafından hı, böyle hı. diyebiliriz. Evet. E, Buhara'da o dönemde Samani Devleti var. Babası da bir e, devlet görevlisi. İbn Sina'nın gençlik çağlarını Buhara'da Samani Devleti bünyesinde geçirdiğini biliyoruz. Kendi günümüze gelen otobiyografisini esas alacak olursak aslında felsefe eğitimini de öğretimini de çoğunlukla otodidakt yani kendi kendine öğrenmek suretiyle yine Buhara'da tamamlıyor. kendi ifadeleriyle yaklaşık 18 yaşına geldiğinde bütün felsefi ilimlere dair tedrisatı tamamlamış ee, ve yine kendi deyimiyle artık yeni bir şey öğrenmedim seviyesine ulaşmış birisi. Ee, Buhara'nın yani Samani Devleti'nin 999'da Karahanlılar tarafından yıkılmasının peşi sıra i̇bn Sina'nın hayatı da artık çeşitli hamiler aramak e, üzere seyahatlerle geçiyor. E, Cürcan'a gidiyor, oradan başka şehirlere e, devamlı bundan sonraki tüm hayatı kendi çalışmalarını himaye edecek emirler, sultanlar, e, vezirler e, aramakla e, geçiyor. E, ve en nihayetinde da 1037 yılında e, vefat ediyor. E, bu e, ömrü boyunca da oldukça büyük bir külliyat bırakıyor aslında geriye. Hı. E, kendisine atfedilen, bir, e, henüz kendisine aidiyeti konusunda emin olamadığımız da bir sürü eser var. Onlarla birlikte düşündüğümüzde çok büyük bir külliyat. Ama ona ait olan eserlere bile baktığımızda kesin o aidiyeti kesin olan eserlere bile baktığımızda bir ömür insan bu kadar eseri nasıl sığdırmış e, diyebiliyorsunuz rahatlıkla. E, eserlerine temel eserlerinden bahsedecek olursak e, İbn Sina çok farklı türlerde eserler yazan birisi. E, biraz sonra onun felsefe tarihindeki yerinden bahsederken ona değinmemiz gerekir herhalde. Ama ona geçmeden sadece ismen söyleyecek olursak, büyük felsefe ansiklopedisi eş şifa onun şaheseri olarak kabul edilebilir. E, mantık, tabiat bilimleri, matematik bilimler, metafizik ve metafiziğin sonunda kısa bir pratik bilimler, ameli felsefe ile ilgili ekle birlikte kendi dönemine kadar gelen bütün felsefi birikimi kuşatan bir ansiklopedi yazıyor. Bunun çeşitli ebatlarda farklı versiyonlarını da, kalem alıyor. İşte En Necat bunun bir örneği, El Hidaye bunun bir örneği ve yaklaşık ömrünün sonlarında yazdığı üslup bakımından da çok farklı olan El İşaret ve Tembihat da bunun zirvesi olarak kabul ediliyor. Bunun dışında i̇bn Sina'nın batı dünyasında da etkisini anlayabilmek açısından onun El Kanun Fit Tıbbı'ndan bahsetmek gerekir herhalde orta çağların en önemli tıp kitabıdır. El Kanun Fit Tıp. O da ansiklopedik bir metindir. Yani kendi dönemine kadar gelen bütün tıp birikimini sentezleyen, yeniden üreten kendi orijinal fikirleriyle birlikte ve bildiğimiz kadarıyla da 17. yüzyıla kadar da batıda da tıp eğitiminin en temel kitabıdır. Yani Roma'da e, basıldığını biliyoruz mesela bu kitabın matbaada Arapça olarak basıldığını biliyoruz 15. 16. yüzyıllarda eğitimin bir parçası çünkü tedrisatın İslam dünyasında da ha herkese e, modern tıp gelinceye kadar el Kanun Tıp en önemli e, tıp kitabı olarak e, varlığını sürdürmüş. E, dolayısıyla bu temel eserler İbn Sina'nın e, hem felsefe anlayışını görebilmemiz açısından onun büyük e, sistemin anlayabilmemiz açısından hem de etkilerini görebilmemiz açısından önemli metinler. Eyvallah. Şimdi isterseniz e, İbn Sina'nın genel felsefe tarihi içerisindeki yerine bakalım. İşin doğrusunu söylemek gerekirse biz İbn Sina'yı İslam felsefesi tarihi içerisinde mütala etmemiz itibariyle genelde e, felsefe tarihinin e, uzun hikayesi içerisinde yerleştirip kim olduğuna biraz <laughs> daha geriden bakmayı ihmal ediyoruz. Evet. E, İslam düşünce tarihindeki yerine geçmeden önce bu nedenle ee, Sokrat'tan başlayarak evet. kendisine gelince deyin e, 1500-1600'lük senelik felsefe tarihi içerisinde nerede durduğuna birazdan bakalım. E, doğrusunu söylemek gerekirse bana şöyle geliyor. Ben bunu söyleyeyim isterseniz eleştiri veya efendim tartışma üzerinden devam edelim. Aristoteles sonrasında İbn Sina gelinceye kadar. Şöyle diyeyim Aristoteles sonrasında e, en az onunki e, kadar sistemli bir e, felsefeyi onda bulunmayan e, yeni bileşenleri de tıp, matematik evet. e, gibi e, ilave etmek suretiyle inşa eden e, en önemli filozof İbn Sina gibi görünüyor. Yani felsefe tarihinde karşılaştırabileceğimiz biri varsa İbn Sina'yı muhtemelen o Aristoteles'tir ve yeni eflatunculuğun kurucusu Pilotinus'tur. Aradaki başka isimler... E, mukayese evet. kabul etmeyecek derecede İbn Sina'nın yanında belki e, küçük kalır ve Aristoteles'ten sonra Aristoteles metafizik kitabını ilk telif eden kişidir metafizik adıyla. Aristoteles'ten sonra ilk defa bağımsız bir metafizik kitabını telif eden kişi de yine İbn Sina'dır. Dolayısıyla metafizik tarihinde bir dönüm noktasıdır. E, bu kısa mütalaalardan sonra isterseniz e, bu felsefe evet. tarihi içerisinde İbn Sina'nın yeri neydi? Şöyle bu yeri neydi sorusunu şöyle açayım. İbn Sina'nın e, felsefi projesinin amaçları neydi? Neyi başarmak istedi? Ve tevarüs ettiği e, antik Helenistik birikimle irtibatlı olarak e, hangi ana akslarda değişimler meydana getirdi? Niye büyük olduğunu belki bu sorular müvacesinde anlayabiliriz. Sizden dinleyelim, sonra Ömer Hocamı dinleyelim. Evet. İzleyicilerimize de söyleyelim bu masa etrafındaki üç kişi esasında evet. İbn Sina uzmanı Cüneyt Hocam doktora tezini İbn Sina'da varlık ve imkan teorisi üzerine yaptı. Ömer Hocam İbn Sina burhanını çalıştı. İbn Sina'da bilimsel bilgi meselesini çalıştı. Ben de İbn Sina'nın doğa felsefesi ve metafiziğini çalıştım doktora tezimde. Evet. Ee, hoş buyrun. bir sohbet olacak hoş dolayısıyla sohbet inşallah. Olacak. Sıkmayız inşallah. <laughs> i̇nşallah. Şimdi, Şimdi uzmanlar senin... toplarınca hocam elimden geldiğince frenlemeye çalışıyorum. Hani daha yok, yok. nasıl yayarız diye. <laughs> aslında. Önce bir tasıhi seni... yapsak olur aslında. Yani derken yaygın kanaate bir bir dipnot düşsek. Şimdi i̇bn Sina'nın ee, İbn yaygın, e İbn Sina'nın yaygın şöhreti modern Türkiye'de tabip evet. olaraktır. Evet. Doğru. Evet, doğru. doğru tabip evet. olarak. E, hatta evet. İbn Sina Hastanesi var. İbn Sina ee, Ankara'da. Ama İbn Sina aslında İslam düşünce geleneğinin en büyük ha. tabibi olsa da yani İslam geleneğinin en büyük metafizikçisi ve mantıkçısı. Evet. Evet. Dolayısıyla yani İbn Sina denince akla gelen ilk alanın tıp değil de <laughs> normal şartlarda evet. yani gelenekteki etkisi açısından baktığımızda e, ilahi ilimler veyahut da metafizik e, bilimler Olması lazım. Ama bu tabii yani evet. Cumhuriyet dönemi, Osmanlı'nın son dönemi evet. Cumhuriyet döneminde pozitif bilimlerde evet. bir şey tutamak aranıyor. İslam evet. düşüncesinde, evet. İslam kültür bilim tarihinde kim var kim yok. İşte tutunulacak dallardan birisi de İbn-i İbn Sina, Sina. Batıyı evet. bu kadar etkilemiş bir insan. i̇bn yani Sina adına... <laughs> ve Türklüğü de iddia edilen birisi tabii, biliyorsunuz. Tabii. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk Tarih Kurumu bir i̇bn Sina kongresi yapıyor. Evet. Mustafa Kemal'in direktifiyle basılıyor da onun tevlileri orada evet. onun Türklüğü de iddia edilmeye çalışılıyor dolayısıyla böyle bir geçmişi evet. de var yani yanlış değil bu tabi İbn Sina çok büyük bir tabip evet. işte modern döneme kadar tıbba etkisini vurmuş evet. bir düşünür yani ama İbn Sina adına İbn Sina felsefesi adına yani bütün İslam dünyasını kasıp kavuran bir felsefe çünkü evet. kendisinden sonra o felsefe adına bir talihsizlik aslında. Yani sadece tabii yani düz bir noktadan, bir noktadan e, biliniyor olması hatta dahası tıp biliyorsunuz İbn Sina'nın en etkili kitabı eee İşarat ve Şifa hı hı. burada bir parça değildir. Doğru. Yani İbn Sina'nın en yaygın bilinen ki kitabı olarak sanat, sanat tabi, olarak görüldüğü evvelce fer, fer'i fer bir dal şey, evet. olarak kabul edildiği için tabi bilimlerin fer'i evet. olarak. Bu bir dipnottu sadece. Yani, devam edebiliriz. Şimdi evet. İbn Sina'nın e, öneminden bahsedecek bahsederken felsefe tarihinde e, Aristoteles'le karşılaştırmak gerçekten en doğrusu. E, çünkü Aristoteles sonrasındaki felsefeye baktığımızda senin de çok iyi bildiğin üzere e, i̇şte. hani hep böyle oluyor aşağı yukarı büyük adamlardan sonra, büyük filozof ve düşünürlerden sonra düşünceyi onlar belirliyor. Hı hı. Onların üzerine yazılıp çizilmeye başlıyor düşünce. Belli bir hani şeye kadar, bir meydan okumayla evet. karşılaşana kadar böyle gidiyor. Aristoteles'ten sonra da işte yeni Platonculuk ortaya çıkınca aradaki o Helenistik dönemdeki şeyleri Stoacılığı, Epikürcülüğü bir kenara bırakırsak yeni Platonculukla birlikte Platon, Aristoteles'in uzlaştırılması çabası e, ve bu iki üstadın e, eserleri üzerine şerh yazma üzerinden bir felsefe yapma tarzı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada ortaya çıkan düşünürlerin ee, belki de hiçbirisi, Plotinus'u da belki sayamayız. Hı hı. Yani onun bir metafizik şeyi var gerçekten, sistemi var. Ama felsefenin veya varlığın her yerine nüfuz evet. etmiş, bilime nüfuz etmiş bir boyutta evet. değil. Hı hı. Ee, bütün neredeyse düşünürler bu tür şerh üzerinden, Aristo'yu, Platon'u şerh ederek felsefe yapıyorlar. Böyle kuşatıcı sistemlere sahip değiller. Bu literatür İslam dünyasına aktarıldığında da İslam dünyasında ortaya çıkan felsefi gelenek de böyle devam ediyor. Yani önce gelen metinleri tanıma, okuma, tercüme etme, ne var ne yok onu bir keşfetme çabası. Ondan sonra onları yeniden ifadelendirme çabası. Ee, i̇şte e, Aristoteles'in e, ne bileyim kategorileri var. de bir kategoriler yazıyor mesela tercümenin yanında. Kendi yeniden ifadelendiriyor. Tabii ki bu yeniden ifadelendirmeler e, küçük e, orijinallikleri de beraberinde getiriyor yeni taşınan kültür ortamına, düşünce ortamına uy uyarlamaya çalışıyor insanlar. Daha sonra da e, bu e, tanınan, tercüme edilen, yeniden ifadelendirilen, keşfedilen bu birikim üzerine yeni orijinal şeyler söyleme aşamasıyla karşı karşıyayız. Burada da hani i̇bn Sina öncesinde karşımıza çıkan en büyük isim Farabi. Hı hı. Ama Farabi'ye baktığımızda da Farabi'nin e, çok... Kuşatıcı bir şey kurmadığını göre görüyor, görüyoruz. Ee, bir kere yazdıkları çok sınırlı, küçük hacimde yazıyor, uzun uzun meseleleri anlatan, tahlil eden bir tarza sahip değil. Bilim kısmı, yani pozitif bilim kısmı diyelim, o Tabiat kısmı ve eksik. eksik. Tabiat ve matematik yani. kısımlarında tıp konusunda eksik, yani oralara hiç girmiyor. Daha çok işte metafizik, kozmoloji biraz, mantık tabii çok yoğun orada. Ahlak siyaset meseleleri onun için çok önemli. Hiç şüphesiz İbn Sina'nın en önemli selefi diyeceksek birisi İbn Sina açısından Farabi'dir. Farabi'nin adını da verir İbn Sina eserlerinde pek kimsenin adını vermez böyle sitayişle. Farabi'nin adını verir. Ondan dolayı onun yerini ayrıca belirtmek lazım. İbn Sina'nın felsefe tarihindeki herhalde en önemli şeyi özelliği felsefi bir bütün olarak ortaya koyabilmiş olması ve bu bütün üzerine yazı olması. Ondan önce felsefe işte sadece nedir sorusunun cevabını tam olarak evet. bütün halinde İbn Sina'da görüyoruz. Evet. Yani felsefe nedir? İşte mesela bir tanımını buraya not ettim gelirken. Felsefe varlıkların gerçek tabiatlarını tasavvur, yani kavramsal düzeyde keşfetmek ve teorik ve pratik hakikatleri, gerçeklikleri yani yargı yoluyla kişinin yetkinleşme çabası diyor Uyunül ül Hikme'deki tanımı. Evet. Ee, şimdi bu dışarıda hiçbir şeyi bırakmayan bir tanım. Yani var olan her şeyi içine alan bir tanımla karşı karşıyayız. Ee, dolayısıyla i̇bn Sina bu tanımın hakkını vermeye çalışıyor tabiri caizse. Eserlerine baktığımızda hem içerik olarak bunun hakkını vermeye çalışıyor hem de tarihsel olarak bunun hakkını vermeye çalışıyor. Ne demek istiyorum? Yani kendinden önce ne söylenmişse, kendisine ulaşan ne varsa bütün bunları da elden geçirerek kendi görüşlerini ortaya koymaya çalışıyor. İşte eş şifada o ansiklopedik metinde en hacimli şekilde anlat orada anlatıyor. Daha küçük çaplı eserlerinde imalar ve işaretlerle bunları yapıyor. Ama İbn Sina'yı okumak demek artık Tüm felsefe tarihini okumak anlamına evet, geliyor. Umaray geliyor artık. Ee, ve ondan dolayı da şunu söylemek yanlış olmaz. Artık İbn Sina'dan sonra kimse tutup Aristoteles okumaya ihtiyaç duymuyor, Platon okumaya ihtiyaç duymuyor, Farabi okumaya ihtiyaç duymuyor. Hı. Çünkü onun içerisinde Aristo de var, Platon da var, Farabi de içkin bir şekilde var. Varsa Ebubekir Razi de var. Şu da var. İslam düşüncesinin kendi içindeki akımlar, ekollere dair de şeyler var, işaretler ve imalar var. Dolayısıyla i̇bn Sina böylesine bütünlüklü bir perspektife sahip. E, gerçekten bunu nasıl edindi e, o da ayrı bir sorun. Yani e, evet. bir deha olduğu açık. Evet. E, gerçekten bunu 18 yaşına kadar bütün bunları keşfetmiş olması e, gerçekten onun deha olduğunu gösteriyor ve bütün bunlar üzerine de yazıyor olması. Yani sadece bir aktarıcı değil i̇bn Sina. Evet. Yani Aristo şöyle dedi, Platon bunu dedi, ...Pilotinos bunu dedi vesaire bir aktarımcı değil. Veya sadece bir şarih değil, şarih değil. Bunları sadece yorumlayan birisi değil. Ee, tek tük yorum eseri var, şerh eseri vardır mesela. Değil mi? ...Esrücü evet. üzerine bir şeyi var. ...işte Metafiziğin Lambda'sı üzerine, Lambda kitabı üzerine bir küçük şerhi var. Onun dışında öyle şerhi yok. Evet. Doğru düzgün. Ee, tek tek meseleler üzerine de yazıyor. Önem verdiği mesela nefs, ruh meselesi, epistemoloji meselesi, mantık meseleleri onun için ayrı bir önem taşıyor. Onun için or, onun üzerine yazdığı müstakil küçük problematik mesela, metinleri evet. var. Ama o problematik metinlerde bile hep meseleyi bir felsefe tarihçisi gibi ele alıyor ve kendi görüşünü Tabii. de onun içerisinde yani hesaplaşarak, tarihle hesaplaşarak Filozoflarla hesaplaşarak kendi görüşünü analitik bir şekilde ortaya koymaya çalışıyor. Yani. Ee, bu onun felsefe tarihini ayrı bir yere yerleştiriyor. Onun içindir ki e, şu tespit doğru, e, yani haklı bir tespit. Bu tür bir felsefe ansiklopedisi sistemini veya bir telif tarzı olarak böyle bir felsefe ansiklopedisi telif tarzını keşfeden, icat eden kimse i̇bn Hı Sina. Onun öncesinde kimse yok. Yani Aristoteles... Eh, Aristoteles Eşifanın bir örneğini göremiyoruz. Göremiyoruz. Evet, Aristoteles evet. sayabilirsiniz. Aristoteles Ama ders notları bunlar genellikle. Evet. E, ve pek çok işte e, matematik bilimler yok. E, onun dışında e, başka alanlarda da eksikler var. Dolayısıyla böyle bir baştan sona bütünlüklü bir metin değil. Aristoteles külliyatı ve sonradan oluşturulmuş bir külliyat bu. Milad'ın başlarında evet, evet. E, Rodos, Andronikos ve diğer e, lise mensupları tarafından oluşturuluyor. Ee, ama İbn Sina bilinçli bir şekilde Oturya şifa diye tabii, bir tabii. şey yazıyor. Baştan Bu sonra. onun kafasında bir projenin, projenin olduğunu gösteriyor. gösteriyor. Yani felsefe tarihi algısının olduğunu gösteriyor ve kendisini bir yerde durduğunun hissettiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Yani Farkında yani felsefe tarihi yani geçmişle yerini... şimdi arasında bir yerde duruyor <laughs> ve orada şunu da söyleyebiliriz. Bu felsefe tarihini yani veya felsefenin kendine gelen e, birikimini ...güncelleme çabasında i̇bn Böyle bir bilince de sahip. Yani evet biz onu genel olarak e, Aristotelesçi, Meşşai geleneğin bir mensubu olarak görüyoruz. Ama bir körü körüne Aristotelesçi olmadığını metinlerinden, evet. e, özel yazışmalarından anlıyoruz. İşte kendi döneminde Bağdat'taki Aristotelesçileri, e, Aristotelesçilere yönelik e, çok ağır ithamları evet. var. Yani bunlar felsefe yaptıklarını zannediyorlar ama hiçbir şeyden anlamıyorlar diyor. Sadece işte metinleri okuyup onları şerh etmekten ibaret yaptıkları şeyler. Evet. Halbuki felsefenin yani bir anlamda kendi gününe söylemesi gereken bir şey, bir şeyin bir sözünün olması gerektiği kanaatinde ve bunu da söylemeye çalışıyor İbn Sina. Bunun denemelerini de yapıyor işte El-Hikmetül Meşrikiye diye yazdığı eser, kendisini meşriki veya talebelerini doğulular diye tanımlaması, meşrikiler diye tanımlaması işte o Bağdat'taki felsefe ekibini Batılılar, Magribiler diye tanımlaması, kendi yaptığı şeye bir anlam atfettiğini gösteriyor Anlıyoruz, bize. Tabii. Evet. Anlıyoruz. Evet. Siz ne dersiniz Ömer hocam? Valla çok güzel özetlediniz <laughs> Cüneyt hocam. Belki şunu ilave edebiliriz. Ee, yani İbn Sina ile Farabi'nin tabii çok özel bir ilişkisi var. Ee, Cüneyt hocanın işaret ettiği gibi aslında ana teori itibarıyla yani büyük bütün sistemi etkileyen görüşleri var İbn Sina'nın. Şimdi bu şifa külliyatın ansübedi olmaktan çıkaran nedir sorusunu evet. sorsak. Yani neden dolayı şifa külliyatı ansübedi olmaktan çıkıyor? Bunun iki cevabı var. Birincisi anlaşılması çok güç bir şekilde İbn Sina kendisine kadar intikal eden mirastaki görüşleri gerekçeleriyle birlikte tartışabiliyor. Yani hem görüşleri biliyor. Hı hı. Çarihler döneminde neler söylendiğini, Aristoteles'in ne söylediğini, Çarihlerin bunları ya bu problemleri nereye taşıdığını ve bu bu e, yorumlardaki, aktarımlardaki problemlerin neler olduğunu farkında ve buna dair kendi görüş vereyim İbn Sina'nın. Yani tamam. basitçe yani bir bilgi değerlemesi değil, değil o. Yani. İkincisi ise zannediyorum İbn Sina'yı hani birinciye de yapmasını sağlayan, birinci maddeyi gerçekleştirmesini sağlayan esas bu ikinci mesele ve İbn Sina asıl önemli kılan o. İbni Sina'nın bütün felsefeyi etkileyecek görüşleri var. Hı hı. Yani aşağı doğru bütün o metafizikten aşağı doğru matematik ilimler, tabiat bilimleri, mantık dahil buna. Ameli felsefe de bunun içine girer. Tamamındaki bütün problemleri etkileyebilecek büyük cümleleri var. Büyük yani. cümleleri var. Ana görüşleri var yani. Bunlardan bir tanesi işte Cüneyt Hoca'nın kitabında çalıştığı imkan ve zorunluluk ayrımı. Hı hı. Bir diğeri varlık mahiyet, mahiyet. ayrımı. Nefs yani, anlayışı. Evet nefs anlayışı yine. Bir kez bir insan varlık mahiyet ayrımının farkına vardığında bu sorun onu nereye götürür ayrı mesele ama bundan bigane kalarak felsefenin herhangi bir meselesini ele alamıyor. Hı hı. Bir kez insan zorunlu mümkün ayrımını öğrendiğinde isterse i̇bn Sina ile hiçbir şekilde paralel düşünmesin. Yani veya bu gayret içerisinde olsun. Bu ayrımdan bağımsız meseleye bakamıyor. Yani i̇bn Sina'yı etkili kılan şeylerin e, yani ana şeyler ayrı üç önemli alanda i̇bn Sina çok etkili. Alan derken üç önemli yönden. Birincisi bütün Yunus'un söylediğim bütün mirası aktarması. İkincisi kendisi üzerinden bütün felsefe tarihi tartışabilmemiz. Heh. ...bunun İslam düşüncesinde değişik versiyonlar var. Mesela diyelim ki i̇bn Sinan'ın çağdaşı Kadı Abdülcebbar... Evet. ...yani yakın dönemlerde biri 415'te diğeri 437'de vefat ediyor. Mesela Kadı Abdülcebbar'ın Mûni'si... E, ...İslam içinde kurulan mutezili ekolü için böyledir. Evet. Yani biz Mûni'yi okuduğumuz zaman... ...Kadı Abdülcebbar'ın yaşadığı döneme kadar... ...kelam ekolünde her ne üretilmişse... ...bunların tamamını tartışabilecek bir aynaya sahibiz artık. Lakin bakın... Kadabdül Cebbar düşünür olarak İbni Sina çapında değildir. Hmm. Etkisinde de değildir. Çünkü Kadabdül Cebbar'da böyle bir eser yazabilmiş olmasına rağmen e, bütün sistemi etkileyecek cümleler kendisinden değil Ebu Haşim'den gelir. Hmm. O yüzden Fahrettin Razi der ki Kadabdül Cebbar telif olarak Ebu Haşim geçti ama düşünce olarak onun takipçisi şeklinde seviyesinde kaldı. Hmm. Şimdi İbn Sina'yı e, böyle bir basitçe takipçi konumuna getiremiyoruz. Bak böyle bir telif yapabilir insan. Evet. Bütün problemleri gereçelleri tartışabilir, önceki dönemi ayna tutabilir. Tabii. Lakin bütün sisteme nüfuz edecek kendine ait cümleler yoksa biz onu bütün düşünce tarihini etkileyen bir düşünür haline getiremeyiz. Evet. Etkiler ama telif üzerinden yani yazdığı eser üzerinden etkilemek ile teori üzerinden etkilemek farklı şeydir. Zannediyorum Farabi de Bizim için ya da İslam düşünce geleneği için bu kadar önemli kılan şey bu, bu noktada ortaya çıkıyor. Aslında terif olarak Farabi'nin e, İbn Sina külliyatına çok etkili olduğu kısım mantıktır. Mantık. Değil mi? Mantı müallimi bu yüzden diyoruz Tabii, Bu yüzden İkiniz işte olarak. yani insanlar sudur ona sudur teorisinin o genden evet, formu, yani evet. omurgası oradan geliyor. Şeyden geliyor. Onu teori kısmına sokacağız. Evet. Yani mantı Farabi çok geniş yazdı. Evet, Farabi'nin mantığıyla İbn Sina'nın mantık külliyatı arasında çok doğrudan telif üzerinden eser evet. üzerinden geçişler yapabiliriz. Ama Farabi İbn Sina'nın e, Varlık mahiyet ve zorunlu mümkün ayrımıyla devleşen bir sudur teorisi ortaya çıkardı ve unutmayalım. varlık hakkındaki ana tasavvuru ilk kez Farabi ortaya çıkardı. Yani yeni Platoncular Aristoteles'te şeyi Platon'u metafizik seviyede uzlaştırmışlar. Aristoteles'in fiziğine de dikkate almışlardı ama İslam'a intikal eden mirası bir bütün olarak Varlık Tabii. teorisi haline getiren Farabi, Hı -hı. yani Batlamyüsün kozmolojisini eklediği Doğru. akıllar güç bir sürü şey yaptı Farabi. Çok muhtasar ama çok önemli şeyler yaptı. Şimdi Farabi de zorunlu mümkün ayrımı manen olabilir ama bir sistem olarak yok. yok. Varlık mahiyet ayrımı sistem olarak yok. Halbuki bu işte aslında Amiri de benzer şekilde ortaya çıkmış zorunlu mümkün ayrımı. İşte senin tercüme ettiğin kitapta Vistons diyor yap. Maturidi neredeyse söylüyor. Hmm. Yani zorunlu mümkün ayrımını. Evet, yani evet. buna çok yaklaşan insanlar var normalde. Amiri de çok açık var zaten. Lakin e, telifle bunları birleştirmek İbn Sina'ya nasip olmuş. Sisteme bir, bir sistematize evet. etmek iki. Daha önce ileri bu yani bir kavramsal tahlil olarak ele almış ama bütünü etkileyen bir sisteme dönüşmemiş. Hmm. Yapıya dönüşmemiş. Bu İbn Sina tarafından gerçekleştirilmiş. Dolayısıyla bu üç açıdan yani bir bütün etkileyen teori, iki e, telif olarak yani bir eser üzerinde bütün felsefe tarihini e, ele alabilmesi ve üçüncüsü de e, bütün bir birikimi Anschubedik tarzda ortaya koyup bunları eleştirebilmesi, yani kendi teorisinden hareketle eleştirebilmesi ve kendisinden bir gana kalamamamız. Yani İbn Sina'yı bu denli etkili hale getiren. Bu üçlü yapı. Bir evet. şey daha ekleyeyim bırakayım. Evet. Ee, çok uzattım evet. herhalde ama. Estağfurullah. Ee, i̇bn Sina'yı yine Farabi buna dahil etmek lazım. Bence i̇bn Sina ile Farabi e, yani birini söylediğimizde diğerini ona mülhak kılmak gerekiyor açıkçası. Tavur ve ana teori bakımından. E, bu kadar önemli hale getiren İslam'da felsefenin güncellenmesi dediğimiz şeyi, Cüneyt Hoca işaret etti ama biraz ayrıntıralım. Gerçekleştirebilmesi. Çünkü e, İslam medeniyetinde ...kelam geleneğinde, tasavvuf geleneğinde, fıkıh geleneğinde ortaya çıkıp da... ...bir varlık kavrayışı problemine dönüşen her şeyi i̇bn Sina felsefeye taşıdı. Kesinlikle. Yani felsefi açıdan çalışılabilir olan bütün meseleler ile i̇bn Sina ilgilendi. Ben İslam medeniyetinin bu bağlamda en büyük sorunun akıl-vahiy ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Yani en genel sorunu bu. Yani bu sorun çünkü bilimler tasvifiyeyi etkiliyor ekoller arasındaki ilişkiyi etkiliyor. Peygamberlik anlayışını, filozofluk anlayışını, evet. felsefenin ne yaptığı sorusuna evet, bir hepsini bir çok seylesin. derinler etkiliyor akıl vahiy evet. ilişkisi. Biliyorsunuz bu sorun aynı zamanda kelamın da en bir problemi. Yani kelamda da çok esaslı bir sorun. Ee, i̇bn Sina Farabi'den devraldığı mirası çok devleştirdi. Nübüvvet teorisini ve bilimler anlayışını çok herkesin ilgileneceği ve bigane kalamayacağı bir noktaya taşıdı. Çok uzatmayayım yani hani. Evet. Döneceğiz yine bu mesellere. Ben de felsefe tarihindeki yeriyle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Bir kez i̇bn Sina'dan önce i̇bn yani Sina'yı felsefe tarihinde bir yere konumlandırmadan önce belki bizzat İslam felsefesini felsefe tarihi içerisinde bir yere evet. konumlandırmamız lazım. Ee, çok açık bir biçimde şunu söyleyebiliriz. Milattan önce 4. yüzyıl Aristoteles sistematize olmuş bir felsefi gelenekle karşılaşıyoruz. Milattan sonra 5. yüzyıla kadar felsefenin küre ölçeğinde Mezopotamya, Akdeniz havzası ve Ege'de e, yegane dili Yunanca. 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 Yani ister eee Kıpti olsun, ister Romalı olsun, ister Grek olsun, Mısırlı. Mısırlı olsun isterse e, felsefe alanında bir şey yazmak isteyen kişi Yunanca kalem oynatmak zorunda. Bu süryanlar hiç arada eser yazmamışlar mı? Şimdi ya, milattan sonra 5. Beş, sonra, sonra. yüzyılın ertesinde ertesinde. Milattan sonra 4 ile milattan sonra 4 diyelim. Yani hı hı. bin yıl boyunca felsefenin ana dili Yunanca. Bu bilinen bir şeydir. Ancak milattan sonra 5. yüzyılda Roma e, kralı, Doğu Roma kralı Justinian e, efendim dedelerinden biri olan Konstantin Hristiyanlığı kabul ediyor ve bu iyice artık Justinian Hristiyanlıkla ilgili pekişmiş bir inanca sahip pagan olan bu felsefe okullarını felsefenin ana merkezleri de bu dönemde Roma, Atina, Atina ve İskenderiye. İskenderi. Bu üç merkezdeki tüm felsefe okullarını kapatıyor, filozofları da tehcir ediyor Roma'dan. Bu filozoflar Atina'dan, İskenderiye'den ve Konstantinopolis'ten, İstanbul'dan Roma'dan Anadolu'nun içlerine doğru geliyorlar Harran'a. Bu milattan sonra 5. yüzyılda Yunanca'da felsefi felsefenin ışığı Yunanca'da gittikçe sönükleşmeye başlıyor ve tamamen sönüyor. Artık milattan sonra 5. yüzyılda Yunanca felsefe metinleri istisnai. Süryanice var arada fakat Süryanice hiçbir zaman bir felsefe dili haline gelemiyor. Çünkü mesela İbn Sina'da tabii aktarımcı ara dil. Ara dil. 1-200 yıl boyunca Süryanice bir ara dil, 2 Elitler tarafından icra edilen bir felsefi gelenek var. Yani e, din adamları tarafından bu da apologetik bir biçimde kendi efendime söyleyeyim monofizit e, Hristiyan perspektiflerini savunmak amacıyla Roma'ya karşı icra edilen bir şey. O da şey. mantık sadece neredeyse. Ya da diyalektik itibariyle tartışma, cederle ilgili mantık metinleri tercüme ediyor. Biraz da tıp. Tıp oku. Ee, bu yoksa Süryanice'nin e, İslam dünyasındaki felsefe hareketinin kaynağı olduğu yönündeki şey genelde <laughs> büyük bir mit olarak durur. Milattan sonra e, 8. yüzyıldan itibaren e, artık felsefe küre milattan sonra 8. yüzyıldan başlayarak Milattan sonra 18. yüzyıla 18. kadar. Bir de bu Farslarda hiç üretim olmamış mı acaba? Farslarda şöyle siyaset metinleri, edebiyat metinleri var yani. Bu Cünti Şapuru falan oğlan bilim kaçan metinleri şeyleri olabilir için kurduğu söyleniyor ya. Bu hocam ee, yani katli hüküm vermek istemem benim çalıştığım eserlerden evet, evet, bir de i̇bn Nedim Hı -hı. Bu bu hikaye oradan geliyor. Farslarda evet. vardı. Yunanlardan Farslara ben şey için aldılar, söyledim. Daha... Bu kaçan filozofların bir kısmı ha, oraya geliyor. Sasanilere geliyor. Evet, Sasanilere geliyorlar. Ama Sasaniler e, onları siyaseten Sasani kralı 3 e, ya da 4 yıl kalıyorlar orada. Damaskius vesaire. 3-4 evet. yıl kalıyorlar sonra, sonra, sonra geri, geri gidiyorlar gidelim. tekrar. Hmm. Evet. E, tabi yoksa yani Perslerde felsefe Aristoteles zamanında İskender zaman çok öncesinde efendim ösünüm Zerdüştlük mesela işte e, söhre verdi. Oraya bağlayacak kendisini kadim evet. hikmet itibariyle. E, ama yani istidlali tümden gelimsel, mantıksal bugün kullandığımız anlamıyla felsefi düşünme biçimi esasen e, bu bahsettiğim Yunanca gelenek içerisinde teşekkül ediyor. Bilimler burada ortaya evet. bilimler. Hı -hı. Yani esas e, bilimler. şunu söyleyeceğim. Yani net cümle şu. Bin yıl boyunca Yunanca'da kendisini gösteren felsefe milattan sonra 8 ile 18. yüzyıl arasında kendisinden önceki tüm geleneği ilga edecek şekilde küre ölçeğinde tek bir dilde kendisini gösterdi. Ana ölçekte Arapça. Yani artık Arapçaya bütün bu felsefi birikim aktarıldıktan sonra Yunanca diye bir dil kalmadı. Arada Latince diye bir dil var. Latince de Arapçanın aktarımı bir yansıması aynası evet. olarak çıkıyor Latincede felsefe. 11. 12. yüzyılda. Dolayısıyla İbn Sina'nın felsefe tarihi içerisindeki yerinden bahsetmek evet. bin yıl boyunca küre ölçeğinde sadece İslam dünyasında değil yani Avrupa'da, Akdeniz'de, Mezopotamya'da, Hint kıtasında, efendime söyleyeyim, Mavera -ün nehirde icra edilen felsefi geleneğin kurucusundan bahsetmek anlamına geliyor. Bu genellikle hem felsefe tarihlerinde Aynen. ihmal edilen bir şey. İkinci olarak peki İbn Sina'nın bu bunu söyledik yani e, biz İbn Sina'dan bahsederken e, Yunan felsefesinin yerine ikame edilmiş Şu bin yıllık yeni bir gelenekten bahsediyoruz. İbn Sina'yı aslında e, Cüneyt hocam siz e, yaptığı felsefe tarihine katkıları hem literatür anlamda hem sistem, sistem anlamında söylediniz. Ben şu soruyu sormak istiyorum: İbn Sina nasıl bir projenin sahibiydi? Yani felsefe tarihinde bir bütün olarak kendisine gelen hangi büyük sorunları fark etti ve bütün eserleri hangi büyük sorunları çözmeye vakfedilmişti? Ben e, şu iki sorunu tespit edebildim. İbn Sina e, iki şeyin peşinde, bir bilgiyle ilgili iki varlıkla ilgili. Kendisine gelinceye kadar felsefe tarihinin ona bıraktığı iki büyük sorun var bir e, varlığın birliği ile ilgili bir sorun, iki varlıklarla ilgili e, bilginin bütüncülüğüne ve birliğine ilişkin bir sorun. Bundan şunu kastediyorum, birincisi İbn Sina e, ya gelinceye kadar şöyle bir sorun var. Yani bunu elden geldiğince sadeleştirerek anlatmaya çalışacağım. E, varlık tarzları var. Söz gelimi maddi varlık tarzı. Değil mi Yani bir elmadan bahsettiğimizde dışta elmadan bahsediyoruz. Düşündüğümüzde zihnimizde elmadan bahsediyoruz. Bir de diyelim eflatuncuları hesaba katarsak metafizik İda. bir evrende evet. elmadan bahsediyoruz. Yani ilahi varlık tarzı metafizik, fizik varlık tarzı zihni varlık tarzı. İbn Sina'ya gelince kadar hiçbir filozof bu üç varlık katmanını birleştirecek bir biçimde inşa edemiyor. Yani varlıkla ilgili bu üç varlık tarzıyla ilgili bütüncül bir açıklamayı hiçbir zaman elde edemiyor. Ya katmanlar arasında e, kopukluk meydana geliyor. Ya ilişki kurayım derken bir katman diğerini tamamen tayin edip öbürünü gölgeleştirecek bir aşamaya geliyor. Bu İbn Sinan'ın tevarüs ettiği bir sorun. Bu üç varlık katmanı arasında mevcutları tek bir ilkeye bağlayarak dualizme yol açmaksızın birlikli ve bütünlüklü bir biçimde nasıl açıklar izah edebilirim. Evet. Yani mevcutların birliğini tek bir ilkeye bağlamak suretiyle. İkincisi varlıkla ilgili böyle birlikli bir açıklamayı getirdikten sonra varlığa dair bu açıklamanın kendisini nasıl monist bir hale getirebilirim? Yani açıklama enflasyonundan kaçınabilirim. Kendisinden öncekiler maddi alem için ayrı bir açıklama, zihni evren için ayrı, metafizik evren için ayrı bir açıklama getiriyorlardı. Ve her biri için ayrı kategorilerden bahsediyorlardı. Bu, durumda da bilgide ve epistemolojide birliği getiriyorlardı. birbirleri ilişkisiz bir biçimde birliği sağlanmış mevcudiyet tarzlarına ilişkin bilgide de bir birlik sağlamak istedi i̇bn Sina. Bu da ikinci peşinde koştuğu soruydu. Nefs konusuna bu kadar yoğunlaşmasının sebebi de oradan kaynaklanıyor. Evet. Tabii. Yani i̇bn Sina'nın bu itibarla bir yaptığı şey proje itibariyle farklı varlık katmanları arasında birlik elde edecek şekilde mutlak varlık kavramını icat etmesi. iki bu varlık katmanlarına ilişkin farklı bilgi düzeyleri arasında bilgiyi, ortak bir bilgiyi, bütüncül bir bilgiyi ortaya koyacak şekilde de mutlak mahiyet kavramını icat etmesi. Bu i̇bn Sina'nın eserlerinin neredeyse tümüne sinen, ve tevarüs ettiği bütün felsefi birikimini, birikimi bu iki soru etrafında e, müzakere ederek hepsini yeniden masaya yatırıp tek tek tartışmasını sağlayan e, iki büyük soru olarak görüyorum ben bunu. i̇bn Sina'yı büyük yapan, kendisinden sonra en çok etkileyen konu da zaten bu mutlak varlık ve mutlak mahiyet. Varlık ve mahiyetle ilgili söylediği şey ki hı hı. vücut imkan ayrımı da belki bu çerçevede evet. değerlendirilebilir. Yani başarısı muhtemelen... E, ...çok haklı olarak bunlardan bahsettin... ...o e, arada geçti... sinmek kelimesi var ya... Hmm. ...o önemli bir şey herhalde İbn-i Sina için... ...yani İbn-i Sina... ...bir eserinde bundan bahsetmiyor... ...bir iki eserde lafın gelişi evet. söylemiyor... ...veya mantıkta söylüyor... ...metafizikte söylemiyor gibi değil... ...sistemin her yerine tabii, bu tabii. kavram... ...çiftlerini... ...varlık mahiyeti, zorunlu, mümkünü... ...hepsini bu kavram çiftleriyle okumak mümkün... ...ve bunu yapıyor zaten... ...kendisi yapıyor... Onun için çok birlikli ve tutarlı bir şey, sistem ortaya çıkıyor. Etkileyici olmasının sebebi de buradan kaynaklanıyor herhalde. Bir de yani de çarpıyor de, onu. O sist yani bir tür tünel gibi düşünelim. O tünele girdiğiniz zaman o tünel bütün her şeyi yani mantıktan başlıyor veya tanrıdan başlıyor, öte dünyaya kadar her şeyi açıklıyor. İnsanın bilmesinden tutunda mutlak varlık meselesine, bilimlerin nasıl olacağına kadar Dışarıda bir pencere açmaya ihtiyacınız neredeyse hiç olmuyor. Evet. Ee, mutlak mükemmel, hiçbir kusuru olmayan bir şey de demek istemiyorum ama gerçekten çok açıklama gücü çok yüksek bir sistem bu. Evet. evet. Bir de herhalde bir düşünürün e, sonraki dönemde çok etkili olmasını sağlayan e, unsurlardan birisi e, yeni problem alanları oluşturabilmesi. Evet. Yani bu bahsettiğimiz sorunlar. Daha sonra yani bu çözümler aslında İbn Sina'nın çözümleri bunlar yani bil, farklı bilgi katmanları arasında diyelim ki birliği sağladı hı hı. ya da farklı varlık seviyelerine dair birlikli bir açıklama yaptı ne dersek diyelim yani hı hı. varlık Maya teorisini imkanı falan şimdi bunlarla İbn Sina bir felsefe tarihi okuması yaptı veya bir e, problem çözümü gerçekleştirdi çeşitli disiplinlerde İbn Sina'nın aslında çok başarılı olmadığı alanlar da var hı hı. şimdi mesela diyelim ki i̇bn Sina bazı alanlarda kendinden önceki e, unutturdu. Farabi İslam'da mantığı kuran adamdır. i̇bn Sina mantığı yazdı Farabi unutturdu. Bu çok evet. yani Aristoteles'i unutturursun da. Evet. Yani Farabi niye unutturur ama Farabi unutturdu. Yani insanlar tarihin herhangi bir döneminde Farabi'den habersiz kalmadılar tabii ki. Lakin Farabi'nin kitaplarına gitme ihtiyacı önemli ölçüde ortadan kalktı. İbn Sina ruh meselesinde nefs diyoruz biz onun İslam felsefe çalışmaları. Ruh meselesinde Aristoteles külliyatını unutturdu. unutturdu. Kimse artık bakmıyor İbn Sina'dan sonra Aristoteles ruh hakkında ne yazmış diye. Bunun tek istisnası Endülüs'teki İbn Rüşt'tür. Ama onun dışında yok. İbn Sina mesela e, tabiat bilimlerinin pek çoğunda bunu başardı. Ama İbn Sina optikte bunu yapamadı. İbn Sina geometride bunu yapamadı. Riyazi ilimlerde daha zayıftır. Mesela bunun riyazi ilim, matematik ilimlerdeki bir istisnası musikidir. Çünkü daha önce musiki Farabi yazdı. Hmm. Yani Farabi'nin yazdığı şeyi çok daha ileri götürdü. E, mesela El-Hikmetül girişinde bundan bahsediyor. bahsediyor hatırlarsan evet. diyor ki bu matematik bilimlerde ve pratik bilimlerde zaten pek ihtilaf yok diyor. Hmm. Felsefe tarihi boyunca. Onun için ben de bu kitaba bunları almıyorum diyor. Onu evet. ima ediyor şeyde de şifa külliyatında da öyle aşağı yani var bölümler var pratik bilimler yok ama matematik var ama hani ben uzmanı değilim ama en azından genel olarak bildiğimiz kadarıyla oralarda çok iddialı değil. Daha küçük çaplı eserlerine baktığımızda hep mantık, fizik, metafizik. Evet. Yani o üçleme oralarda evet. iddialı çünkü bir şeyler söylüyor. Bir de zannediyorum onun birkaç sebebi var. Birincisi yani belki felsefe böyle üçlü bir taksimle yazılabilir. İbn-i Sina'dan önce böyle bir e, tam oturmuş bir sistem olduğunu bilmiyorum ben. Ya. Mantık, fizik, metafizik şeklinde kelam sistemine çok benziyor. Hmm. Yani mutezile ile başlıyor. Evet, mutezile kelamının sistemine çok benziyor bu. Yani hmm. mantık, fizik ve metafizik şeklinde İbn Sina en benzer örnek hemen öncesinde Mutezili kelamcılarının kelam tasnifi var hmm. işin doğrusu. Ve kelam kendisini zaten nazari teorik felsefeye mukabil olarak hmm. konumlandırıyor. Hmm. Şunu söyleyecekti. İbn Sina zaten kendisi şifa hatırlarsanız Şifa külliyatının girişinde söylüyor. Mesela astronomide diyor Batlamyus'un söylediklerini anlaşılır kıldım, özetledim, hı hı. birkaç bir şey kattım diyor. Yani İbn Sina'nın sürecini değiştiremediği ilimlerde İslam düşüncesi Yunan'ı aşmak için aslında literatür olarak aşmak için 13. yüzyılı bekledi. İbn Sina'dan sonra mesela diyelim ki optikle ilgili daha önce yazılanlar tekrar gündeme geldiler. Hı. Veya matematiğin ile ilgili yazılanlar, geometri beşler. evet, tekrar gündeme alındı ve Müslümanlar yeniden bu sorunlara el attılar. Ama İbn Sina yazdığı meselelerde bu alanlara da sirayet edecek şekilde. Hı hı. Yani aslında önceki literatürü unutturmayı başaramadığı alanlara da sirayet edecek şekilde sonraki dönemlere çok büyük bir sorunlar yumağı bıraktı. Evet. Çünkü Fahrettin Razi İbn Sina'nın bütün çözümlerini probleme dönüştürdü hı hı. neredeyse. Yani Fahrettin Razi de biliyorsunuz İbn Sina kadar geniş e, perspektifte evet. yazan bir adam. Hatta dini ilimleri katarsak daha geniş bir yazım alanı var. İbn Sina'dan sonra bunu yazmak zor değil ama. Hmm. Yani İbn Sina'dan sonra bir insan oturup nazari felsefeyi baştan sona yazmasında herhangi bir zorluk yok. Çünkü eser ortaya çıkmış. Evet. İbn Sina'dan sonra İslam dünyasında biraz medrese okuyan diyelim ki yani abartılı bir cümleyle birkaç yıl medrese okuyan herkes metafizik kitabı yazmaya başladı. <laughs> Halbuki ondan önce öyle bir şey yok. Evet. Yani kolaylaştırdığı işi. Onu evet. demek istiyorum. Yani kısaca şu. İbn Sina'nın çözümleri sonraki dönemde problemlere dönüştürülünce Razi ve Gazali gibi düşünürler tarafından bu defa İbn Sina sonraki bin yıl içerisinde devir daim eden bir sorunlar öbeğinin kaynağı haline geldi. Evet. İsterseniz İbn Sina düşüncesinin ana hatlarına biraz geçelim evet. şimdi. Onun öncesinde ben şunu söyleyeyim bu konuyu belki toparlayıcı olmak babından. Eee İbn Sina hep tekrar ettik. Yani ben e, nadiren yaptığı işin bu kadar farkında olan bir filozofu İslam felsefesi tarihinde okudum. Yani hakikaten tevarüs ettiği felsefe tarihi e, de kendisinin yerini çok iyi idrak ediyor. Neyi yaptığını da söylüyor. Söz gelimi bir problem mesela kategoriler kitabında şöyle bir cümlesi var çok açık. Bir problem tevarüs ediyor. Yani Aristotelesçi varlık karesi kategorilerde cevher araz ayrımıyla ilgili bu problemi tartışıyor. Sonra diyor ki Burada diyor çok ciddi bir sorun var. Benden önceki Aristoteles'ten bana kadar gelen hiçbir filozof bu sorunu çözemedi. Hı hı. Çünkü kullandıkları terminoloji derken yani yaklaştıkları perspektif ve sordukları sorular yanlıştı. İsterseniz burada onların tartışmalarına bir ara verelim. Ben mevzuyu nasıl ele alacağımıza dair yeni soruları şimdi soracağım. Bu sor yeni sorular etrafında yeni terimler kullanacağım. Önce bir bunları öğrenelim. Bunları anlatıyor. Hı. Sonra ikinci bölümde diyor ki şimdi Terminolojiyi yeniledikten sonra meseleyi yeniden ele alalım diyor. Ve biraz önce bahsettiğim iki amaç etrafında cevher tanımını, araz tanımını, ontolojik kareyi tamamen değiştirecek yepyeni bir teori sunuyor. Bu hakikaten e, i̇bn Sina'nın bazen kend doğrudan söylediği, bazen kendisinden öncekileri eleştirerek, bazen mücmelen söylediği e, tavrını çok açık bir biçimde e, yansıtıyor. Bu durum bu yeni çözümler aynı zamanda kendisinden sonrasında da güçlü sorunlar bırakıyor. Peki şimdi şuraya gelelim. bir şey ekleyebilir miyim? Burayla ilgili. Bunun bu önemli da. bir burası önemli. Şimdi e, İbn-i Sina'da, Farabi'de de vardır bu. E, felsefe ya yani düşünce tarihinde buzguna hep felsefe diyoruz da bunun Düşüncü bilimleri de içerdiğini tarihinde. hatırlamak lazım. Yani bir bütün olarak düşünce tarihindeki yerine ilişkin güçlü bir farkındalık var ve aslında bu farkındalık bir düşünürle kaybolup gidebilirdi. Yani bir düşünürle mezara gömülebilir normalde bir insan böyle evet. farkındalığa evet. sahip olduğu halde. Tabii. İbn Sina bunu yapabildiği için sonraki dönemde herkesin düşünce tarihindeki yerini tayin etmesine imkan verdi. Harika. Yani mesela diyelim ki 14. yüzyılda bir düşünür İbn Sina çapında felsefe tarihine vakıf olmayabilir ama İbn Sina olay öyle bir yazdı ki olaya ne katacağını biliyor. Kattıysa hmm. Katlıysa da ya katpasıydı. Yani sadece şarihse ise yahut olaya bir delil katmışsa ya da katmamışsa bunu biliyor. Mesela bunun en ikinci güçlü örneği Fahrettin Razi'dir. He. Fahrettin Razi'nin şerlü işareti mesela sadece görüşlerde değil, ortaya konulan delillerde sonraki düşünürlerin neyi yaptığını ortaya çıkarabiliyor. Bu çok enteresan bir şey. Yani bu koyasını da çıkartır, başarısını evet. da ortaya çıkartır. Mesela diyor yani. ki birçok yerde i̇bn Sina'dan önce diyor bu görüş bilimsel değildi. İlk defa İbn-i Sina ile bilimsel oldu. Evet. i̇bn Sina da bunu bilimselleştiremedi diyor bazı kısımlarda. i̇bn Sina diyor buna bilimsel bir açıklama getirmeyi başaramadı, delil getirmeyi başaramadı. Ee, sonra işte e kendi delillerini bazen öne çıkarıyor. Yani kendi argümanlarını öne çıkarıyor. En azından beş sanata göre değerlendirmesini yapıyor. Neyse fazla uzatmayayım. Yani bu kadar etkin olmasının sebeplerinden bir tanesi sonraki düşünürlerin düşünce tarihindeki yerini tespite imkan vermesi. i̇bn Sina eserlerinin. Eyvallah. Bir noktayı da ben şey yapayım, eklemiş olalım. Burada bir de belki biraz sosyolojik bir şey de söylememiz lazım. Diğer pek çok filozofta olmadığı şeklinde i̇bn Sina'nın çok sadık talebeleri var hayatta. Hmm, güzel. Ee, yani mesela Farabi neredeyse böyle bir şeye sahip değildi. Muhtemelen de olmaz Farabi. Farabi ee, çok, şey, çok müzevi, yalnız, müzevi. müzevi birisiydi. Kinliğinin evet, belki birileri vardı etrafında ama o kadar çok etkili Kendi buna mü müsait, müsait değildi. i̇bn değil Sina'nın hayatı boyunca neredeyse beraberinde onunla dolaşan, mektuplaşan, yazışan, kendileri için i̇bn Sina'nın eserler yazdığı sorular sorup cevaplar verdi. İşte El-Mubahasat diye elimizde bir eser var. Talebeleriyle, e, has talebeleriyle yazışmaları bunlar. Soru soruyorlar, o da cevap veriyor. Talikat gibi notlarda bunları biliyoruz. Dolayısıyla bu tür bir e, talebe halkasının yanında olması, işte akşamları beraber sohbet etmeleri, kitaplarını beraber mütalaa etmeleri, Yazmadığı vakit İbn Sina hocam yazsın yaz, yazman, lazım, yazman lazım diye ısrar etmeleri falan filan. bir Her, tür menakıp <laughs> da oluşturuyorlar aynı zamanda yani İbn Sina algısının oluşmasında şöhretinin oluşmasında tabii, bu tabii. insanların da etkisi var. Hemen İbn Sina sonrasındaki bir iki nesil boyunca İbn Sina yani, yani işte şeyi düşünelim Gazali'nin yani 1090'larda e, tehafüt diye bir kitabı yazmış olması İbn Sina öldükten 60 yıl sonra bunu yazıyor. Yani İbn Çok Sina yakın, bu 50-60 yıl içerisinde tüm bir felsefeyi arkadaş, kuşatacak ya. bir şöhrete kavuşmuş, şöhrete kavuşmuş otoriteye şöyle. kavuşmuş. Okay, yani de. öyle bir talebe etkisini de unutmamak lazım. Razi için derler ki 3 sene talebeyle de, giderdi bir yere evet, gittiği zaman. Evet. <laughs> 300 sene talebe bugün dünya nüfusu kaç milyar oldu bir adam bulamaz bu kadar. Evet, yani. Bir de izleyiciler açısından belki dikkat çekici olabilir. Ansiklopedi'den bahsettik ama İbn <laughs> Sina'nın felsefi yazım tarzını çeşitlendirmesinden de bahsetmemiz hmm. lazım. Ansiklopedi dışında da yani şiir yazıyor i̇bn Sina. Hmm, felsefi, felsefi öğretilerini şiir şiirle anlatabiliyor. Evet. Sembolik hikayeler yazıyor. Bu daha önce görmediğimiz bir şey. Yani ne Kindi'de, ne Farabi'de, ne de evet, evet, filozoflarda evet. görmediğimiz şeyler. Ee, farklı türde eserler icat ediyor. Bu da farklı kesimlerden insanların ilgisini çekiyor anlaşılan. Yani sadece felsefe okuyanların... Ee, bu işin meraklarının peşinden gittiği bir şey olmuyor. Felsefeyi tam anlamıyla İslam kültürüne, kültürüne mal eden kişinin iblisine. Evet, evet, mal evet. ettiğini evet. rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bu da evet, çok enteresan şey. durumlardan bir tanesi, bir düşünürün çok geniş eserlerle çok özet eserler yazması. Evet. Çok dikkatimiz çekmiyor aslında ilk bakışta da. Şimdi özet eserler ...takipçiler tarafından geniş eserler kullanılarak yorumlanabildiğinde... ...yani, yani mesela insanlar şifa külliyatını kullanarak i̇bn Sinan'ın işaretini yorumluyorlar. Bu defa i̇bn Sina'yı kendi içinde çözmek büyük başarı haline geliyor. Tabii. Mesela Fusus'u şerhetmek için Futuhat'ın kullanılması gibi. Yani Hı -hı. öyle şeyler düşünmüş. Fusus şimdi ufak bir eser. Hı -hı. Futuhat'a göre Futuhat ciltler doğrusu bir eser. İnsanlar Fusus'u anlamak için Futuhat okuyorlar. Bu defa düşünürün kendi içinde çözülmesi... Bir, bir insan, bir tabii bütün yani hayatını işgal eden bir mesele evet. haline geliyor, uzmanlığa dönüşüyor ve e, bir düşünürü bilmek, otorite haline dönüştüğünde o düşünür artık cidden sonraki dönemi etkileyen bir düşünür hale gelmiştir. Evet. Yani evet. Otor otorite evet. veriyor. İşte Tuğsi vesaire gibi örnekleri verebiliriz. Evet. Bunlar İbn Sina uzmanı yani Uzman, tam evet. anlamıyla İbn Sina tabii. uzmanı. Evet. Yani... Şimdi İbn Sina kimdir? Felsefe tarihi içerisindeki yeri nedir? Konuştuk ama biraz genel konuştuk tabii. Şimdi i̇bn Sina'nın belki felsefe tarihi içerisindeki yerini kendi felsefesini tanıyarak biraz evet. ana hatlarıyla çözebiliriz. Her filozof aslında felsefe tarihine e, birkaç icat ettiği kendisine özgü yeni kavramla katkıda Hı. bulunur. Söz gelimi Aristoteles büyüktür. Niçin büyüktür? Çünkü suret madde evet. ve kuvve fiil gibi iki yeni kavram armağan etmiştir felsefe tarihine. ile ilgili mevcut literatürün %90'ı bu iki kavramı analiz etmeye çalışır. Eflatun büyüktür çünkü niye i̇da terimini, İdea terimini, ida kavramını terimleştirmiş. Onunla birlikte pay alma teorisi, gölge alem teorisi falan gibi yeni kavramlar, terimler armağan etmiştir felsefe tarihine. İbn Sina da büyüktür çünkü İbn Sina tıpkı Aristoteles gibi, Eflatun gibi kendisinden önce bu denli dar anlamıyla felsefileşip bütün sistemi e, tayin eden e, bir kavrama dönüşmemiş iki terim çiftini armağan etmiştir felsefe tarihine. Biri varlık ve mahiyet, diğeri Cüneyt Hoca'nın da çalıştığı e, zorunluluk ve imkan. Şimdi bir televizyon programında bu varlık <laughs> ve mahiyet ile zorunluluk ve imkan teorisi ne kadar anlatılabilirse <laughs> ne kadar. o kadar Hadi bir buyurun. anlatalım hocam. Şimdi e, İbn-i Sina <laughs> ...felsefesini ana hatlarıyla tanımak dediğimizde esasında onun bu iki terim çiftini doğurmasını mümkün kılan kaygılarını ve efendim e, felsefi projesini konuşmamız gerekiyor. Şöyle de yapabiliriz yani i̇bn Sina hani illa bu iki kavram çiftini teknik olarak e, tanıtmak zorunda değiliz. E, söz gelimi i̇bn Sina varlık ve mahiyet ayrımı sayesinde bize... Doğrudan doğruya varlığa teksif edilmiş bir nazar imkanı kazandırdı. Kendisinden önce olmayan bir biçimde böyle de gidebiliriz. Yani İbn Sina felsefesini bu iki kavram terim çifti etrafında nasıl tanıtabiliriz? Şimdi felsefe e, tarihinde hangi yeni görüyü kazandırdı e, yani? E, aslında sen onu biraz önce söyledin. E, yani varlığa bir bütünlüklü bakışı sağlamak açısından bu kavram çiftleri çok işlevsel İbn Sina'da. Şimdi e, pek çok filozof da bununla karşılaşabilir, Şu, e, bu tür kavramlarla karşılaşabiliriz. E, işte ben de imkan meselesiyle ilgilenirken, e, işte İbn Sina öncesinde İslam felsefi e, geleneğinde de Yunanda da bu kavramlar var. Uçuşuyor havada yani. Evet. Okuduğunuzda çok benzerlikler de görebiliyorsunuz. Ama e, birkaç defa vurguladığımız üzere İbn Sina'da bu işi çarpan bizi çarpan yani İbn Sina'nın ele alışı açısından bizi etkileyen İbn Sina'nın bunu çok sistematize etmesi ve sistemin her yerini şey yapacak etkileyecek şekilde kullanabilmesi tüm varlığı açıklamak için kullanabilmesi zorunluluk mümkün meselesi bu kavram çiftleri işte Aristoteles'ten beri biliyoruz Aristoteles bunu mantıkta kullanıyor genelde hı hı. önermeleri modalitesi dediğimiz bir mesele bağlamında kullanıyor yani ne yapıyor işte a zorunlu olarak B'dir, a mümkün olarak B'dir, imkansız olarak B'dir vesaire gibi önermelerin kip veya modalite dediğimiz niteliklerinde, onları açıklamak için kullanılıyor. Ama İbn Sina'ya kadar hiç kimse neredeyse bu kavram çiftlerini tüm varlığı açıklayacak bir manivele olarak kullanmayı akle dememiş. Hı hı. İşte Amiri'de bir parça bir şey görüyoruz ama o da böyle sanki Lafın arasında geçerken ...söylemiş gibi. Mahiyet e, kavramını keşfedemem. Varlık mahiyet evet. kavramını yani. E, İbn Sina bunları çok yetkin bir şekilde kullanıyor. Ne yapıyor? İbn Sina e, bir kere e, bütün bu kavramların yani varlık daha doğrusu mevcut kavramı, mevcut zorunlu ve ondan türeyen mümkün ve imkansız gibi kavramların veya bunlara eş anlamlı olarak göreceğimiz şey e, gibi e, başka kavramların. Ee, zihnimizde a priori olduğunu, önsel olduğunu kabul ediyor. Yani biz bunları tecrübeden elde edemiyoruz. Bütün kavramlarımızın, tasavvurlarımızın merkezinde, temelinde e, mevcut kavramı, şey, e, eş anlamlı, zorunlu, mümkün, imkansız gibi kavramlar var. Ve bunları da tanımlayamıyoruz aslında. Evet. O kadar a prioriler ki bunları tanımlamaya çalıştığımızda hep bir devir ve teselsül içerisine, bir kısır döngüye e, gitmek durumunda kalıyoruz diyor İbn Sina. E, bu e, bu kavramları İbn Sina tüm varlığı açıklamak için nasıl kullanıyor? Öncelikle bu varlık kavramının kendi analizinden, kendi iç analizinden çıkartıyor aslında bunu. Biz bir varlıkla karşı karşıya kaldığımızda, bir varlıktan bahsettiğimizde, bir mevcuttan bahsettiğimizde, onun hakkında verebileceğimiz iki hüküm vardır diyor. Ya zorunluluktan bahsedebiliriz ya imkandan bahsedebiliriz. Zorunluluk varlığın pekişmesini, varlığın gücünü ifade ederken imkan ise mümkün olmak ise varlığın kendinden kaynaklanmamasını, varlığa da yokluğa da eşit mesafede olmayı ifade ediyor. Tabir caizse böyle bir bir uçta zorunluluk yani varlığı ifade eden zorunluluk, bir tarafta da yokluğu ifade eden imkansızlık varken e, mümkün bu ikisinin tam ortasında ikisine de eşit mesafede duran kendiliğinden ne var olabilen ne de yok olabilen bir e, şey e, varlık tarzını ifade ediyor. İmlisie buna bir kavram çifti daha ekliyor açıkçası bunları açıklamak için Evet bir şeye baktığımızda özü itibariyle onun mümkün olduğundan veya zorunlu olduğundan bahsedebiliriz Ama bu zorunluluk ve imkanın da, tarzları olabilir. Orada da özü itibariyle ve başkası sebebiyle diye diye yeni bir kayıt getiriyor i̇bn Sina. Diyor ki bir şeyin özü itibariyle zorunlu olması, bir şeyin özü itibariyle mümkün olması ne demek acaba? Bir şeyin özü itibariyle zorunlu olması i̇bn Sina açısından onun varlığının kendinden kaynaklanıyor olması anlamına geliyor. Yani sebepsiz olması anlamına geliyor. Bir şeyin özü itibariyle mümkün olması ise var varlığa da yokluğa da eşit mesafede olması kendisinden bir varlık verici gücünün veya yokluğa meyledecek bir gücünün olmamasını ifade ediyor. İbn Sina buradan şu noktaya varıyor. Diyor ki var olan her şey ve baktığımızda tabii bu bir akli bakış. Eee İbn Sina bunu herhangi bir dış dünyaya bakarak yapmadığını söylüyor. Tamamen aklın kendi iç işleyişinden kendi kavramlarının analizinden ortaya çıkarttığını düşünüyor. Bir varlığa baktığımızda onu özü itibariyle incelediğimizde onun mümkün olduğunu görüyoruz. Peki var olduğuna göre bu bil fiil varsa karşımıza bir gerçeklik olarak varsa bu varlığı nereden aldı? Kendinden alamayacağına göre çünkü mümkünün tanımı varlığa da yokluğa da eşit mesafede olduğuna göre o zaman bunu varlığa gelişini sağlayan başka bir şeyin olması gerekir. Varlığını başkasından kaynaklanarak elde etmiş olması gerekir. Bu da onun başkası sebebiyle zorunlu olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla i̇bn Sina açısından, i̇bn Sina bu analizi bir tanrı kanıtlamasına kadar götürüyor. Hı hı. E, ve işte e, işaratta da söylediği gibi bu kanıtlama aslında ona göre yapılabilecek en üst düzey kanıtlama. Burhan-ı Sıddıkî'nin Burhan dediği. Yani dış dünyaya hiç müracaat etmeden, dış dünyadaki ne e, düzene e, bakmadan, dış dünyadaki varlıkların sonradan var olmasına bakmadan tamamen aklın kendi iç işleyişini kullanarak, kavramların tamamen analizinden hareketle bu mümkün varlıklar var olduğuna göre bu varlıklarını başkasından almak durumundadırlar. Bunu da isterseniz çizgisel olarak geriye sonsuza kadar götüremeyeceğimize göre, kısır döngü olamayacağına göre, başka e, İbn Sina'nın başka e, nedir onun adı? Kanıtlama tarzları da var çeşitli eserlerinde. E, en yetkini herhalde El-İşarat'taki evet. e, kanıtlamadır. Bunun bu kümenin yani bu mümkün varlıklar kümesinin dışındaki bir varlık tarafından bunlara varlığın verilmiş olması gerekiyor. Varlığı mevcutlara delil yapma yani. Evet. Evet. Yani. evet, varlığı yani mevcutlardan dış yani ayetteki e, evet. o şey Fussilet suresi 53. ayeti de ve i̇bn Sina oraya da atıfta bulunuyor. Evelem ki bir Rabbi ki ennehu ala kulli şeyin şehit. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Yani şeyleri Rabbe şahit kılmak yerine Rabbi her şeye şahit kılacak. Yani öz itibariyle zorunlu varlığın yani Tanrı'nın e, mümkün ağırlıklara yani aleme şahit delil olduğu olması. delil olduğu bir. Burhan sorardım Aslı'ma. astım bana aslım burhan bana tam ibni e, Sinacı evet, bir söz. Bur... Sıtlıkların burhanı evet. Adını veriyor. Buradaki şey önemli. E, şu nokta önemli belki e, daha önceki e, farabi sistemine de belki nispeten kindide de yeni platoncularda da belli belirsiz olan şeyi e, varlık katmanları arasındaki o ayrım meselesinde İbni sinanın kurduğu o şey önemli. Özü itibariyle zorunlu varlıkla mümkün varlıklar arasındaki kesin ayrım. Hı hı. Yani varlık evet. konusunda bir şey var. Ortaklık hiç şüphesiz var. Ama e, ay üstü dünya da olsa o dönemin kozmolojisi açısından fark etmez. Özü itibariyle zorunlu varlık dışındaki her şey öz itibariyle mümkün. Dolayısıyla özü itibariyle mümkün olan herhangi bir şeyin zorunluluk kategorisine çıkması, özü itibariyle zorunlu olması söz konusu değil. Onun için... E, cenab Cenabı Hakk'ın e, varlık tarzını özel olarak İbn Sina'nın ayrıştırdığını. Bu diğer filozoflarda da var ama özellikle ayüstü alemle tanrısal alem arasındaki ilahi alem arasındaki ilişki fulu Farabi'de mesela bir e, akla gelebilecek sorular var. O bu tam kesin çizgiyi çizmiyor o açıdan Farabi'de, belki biraz da Kindi de. Ama İbn Sina bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Benzer bir şeyi peygamberle filozof arasında evet. da yapıyor. Kutsi akıl diye bir şey icat ederek, yani filozofun aklının da üstünde kutsi akıl diye bir mertebe icat ederek, orada da muhtemelen belki Farabi felsefesinde karşımıza Değil çıkan mi? filozof Değil peygamber de. arasındaki o ayrımın belirsizliğini ortadan kaldırmaya ve netleştirmeye çalışıyor. Bu da aslında i̇bn Sina'nın yaşadığı e, ortamın, o bağlamdan daha haberdar olduğunu, onu dikkate aldığını gösteren bir şey. Yani İbn Sina e, ne bileyim izole bir ortamda felsefe yapmıyor. Bir coğrafyada felsefe yapıyor. Bir kültür, bir atmosferin içerisinde felsefe yapıyor. İslam kültürünün içerisinde ve o kültürün de problemlerini Ömer hocamızın da dediği gibi felsefesinin içerisine çok iyi yediriyor. E, nefis meselelerini Ondan sonra ilahiyat meselelerine Tanrı, Tanrı'nın varlığı sıfatları, alemle ilişkisi meselesini bunu yaparken felsefesinden bir taviz vermiyor gördüğümüz kadarıyla. Evet. Hani filozofluktan bir taviz vererek ne diyelim e, dini anlayışlara veya halkın dini anlayışlarına hoş görünecek tarzda bir şey yaptığını söyleyemeyiz. Kendi iç tutarlılığı evet. var gerçekten metinlerin içerisinde ama onları çok ustalıkla bu işin içerisine yediriyor. Bu e, zorunlu mümkün ayrımını... Tüm evren şemasının içerisinde bu ayrımı kullanması, peygamberlik meselesinde kullandığı o ayrımlar, kutsi akıl ayrımı kategorisi, bunları gösteren güzel örnekler bence. Evet, Cüneyt Hoca gayet güzel özetledi. Evet. Ee, aslında İbn Sinaci felsefenin metafizik çerçevede kendisini gösteren ve doğa felsefesine, ahlaka belki siyasete, psikolojiye uzanan özünü. Ee, belki şeyi e, dikkate alabiliriz. Şimdi İbn Sina öncesinde e, İslam'daki İstanbul'daki teorik düşünce ekolleri aslında bunlar önemli ölçüde çeşitli kelam akımlarına tekabül ediyor. Yani en büyükleri Mu'tezile. işte onun yanında e, İbn Sina'nın yaşadığı döneme geldiğimizde artık Eşerlik e, ve Hanefilik de aslında artık e, yani bir ekol olarak ortaya çıkmış sonradan dilik diye alınacak kısım da ortaya çıkmış. Muhtemelen İbn Sina'nın yaşadığı bölgelerde daha ziyade onlar vardı. Muhtemel. Yani Hanefi e, kelamcılar diye isim önlerebileceğimiz. İbn Sina'nın kendisinin Hanefi olduğunu biliyoruz. Evet yani Hanefi e, tabakatlarında adı tabii, geçiyor. fıkıh olarak İbn Sina hani amelde Hanefi mezhebine mensup da yaşadığı coğrafyada evet. da öyle anlaşılıyor ki daha ziyade Hanefi mütekellimler var. Evet. İmam kendisini İmam Ebu Hanefi'ye İmam-ı Azama nispet eden insanlar olduğu anlaşılıyor. Şimdi kelam ekolleri ortaya çıkmış. Kelam ekolleri aslında bir sorunun farkına varmışlar. Ee, o da tanrı alem arasındaki ilişki problemi. Evet. Başka bir deyişle... birlik ve çokluk meselesi. Yani biz nihai ve ezeli bir ilke ile e, bu meydana gelmiş ve duyularımıza duyu, duyusal algılarımıza konulan nesneler arasındaki ilişkiyi nasıl anlatacağız? Bu konuda İbn Sina'dan önce İslam İslam'dan da önce iki önemli teori var aslında. ...birincisi Platon'cu teori, ikincisi Aristoteles'ci teori. Hı hı. Platon'cu teori bu birlik-çokluk ilişkisini birlik lehine çözüyor. Yani bu, bu çeşitliliği bir gölge haline getirip... E, ...hakiki varlığın ideler aleminde olduğunu düşünerek çözüyor meseleyi. Platon'un başka yorumları var ama en azından... ...İslam Yaygan dünyasında şey kabul edilen hakim yorumu bu. E, Aristoteles'in çözümü daha ziyade... nesnelerin kendi içindeki devranına gönderme yapan... Ve birlikte ilişkisini efendim. sadece hareket bazında açıklayan bir teori. Yani her iki teorinin de e, İslam dünyasında yaygın bir açıklama modeli olması beklenmez aslında. Hı hı. İslam dünyasında konuyla ilgili iki önemli teori çıkmış i̇bn Sina gelinceye kadar. Birincisi mutezlerin teorisi. Yani Tanrı-Alem arasındaki ilişkiyi nasıl açıklayacağız? Tam Allah yaratıcı. Tam sorun yok bunda. Herkes yaratıcı olduğunu kabul ediyor. Peki nasıl meydana geldi bu çokluk? Nihai? ...değişmeyen, kendisi değişikliğe uğramayan... ...bir ilkeden bu çokluk nasıl meydana geldi? Burada iki önemli unsur var. Bir, bütün bunları belirsizleştirerek Tanrı'ya nispet ettiğinde... ...bunlar nasıl belirgin hale geldiğine dair söz söyleyemez hale geliyoruz. Yani Tanrı'nın ilminde belirlilik olduğunu iddia ettiğimizde... ...bunların kendisini Tanrı'ya dayatmış oluyoruz bir bakıma. Yani nasıl olacak da değişmeyen bir varlıkta bizdekine benzer kavramsal bilgi bulunacak. Bu bir problem haline geliyor. Şimdi bundan dolayı Muteziller yani gerçi basra Mutezilesi'nde ortaya çıktı bu teori. Şaham tarafından ileri sürüldü ama sonradan sanki yaygın bir kabule dönüştü Mutezile içerisinde. Madumun şeyliği teorisini ortaya attılar. Yani yok Allah alemi yoktan yarattı. aslında yok bir şeydir dediler. Evet. Dış dünyada hitap edilen bir şey. Evet, hitap edilen, yönelen bir şeydir. Bu yani hem ee, mukabili olan e, ehli sünnet akımları tarafından kabul görmedi. Hem de 3. yüzyıldan itibaren İslam dünyasında gelişen felsefe akımları tarafından makul bulunmadı. Yani yoku yani dilsel bir karşılığı da evet, olmadığı için. Aynen öyle. Yani sadece dilden hareketle üretilmiş bir teori hissi verdi. Evet. Aslında çok cesur bir teori. Yani duyularımıza aykırı, duyu algılarımıza aykırı cesurca ortaya atılmış bir teori. Bunun mukabilinde diğer teori daha ziyade eli sünnet kelamının teorisiydi. Yani eli sünnet kelamı bir tür bilinmezlik de meseleyi çözdü. Tamamıyla kudret kavramını gücüne sanarak çözdü. Yani ilahi kudret yoku şekillendirmeye, yokluğu şekillendirmeye elverişlidir. Ee, dilerse yapar, Dilerse yapar, dilemez. Fakat ya yani dili, dilemesine kolu olan ne? İlahi bilgi. Yani Allah'ta bilgi vardır dedi. Bilgide bunlar bir şey olarak bulunuyor. Eşari kelamı, maturidi kelamı da buna bir şey diyemiyor. Demiyor yani belirginliği vermek çünkü. Çokluk bildireceği için. Tabii şey. çokluk bildireceği için bunu söyleyemiyor. Orada bir tür bilinmezliğe sığınarak yani kudretin mutlaklığı altındaki belirsizliğe sığınarak orayı çözdüler. Şimdi hem Tanrı'ya bilgi atfetmeden hem de kudretin belirsizliğine sığınmadan Tanrı-alem ilişkisine... Dolayısıyla birlik çokluk ilişkisine getirilen bir çözüm olarak varlık mahiyet ilişkisini dikkate alabiliriz. Varlık mahiyet ilişkisi böyle bir teori. Yani varlık mahiyet ilişkisinin Razi okuması ve Razi takipçileri tarafından yapılan yorumları önemli ölçüde bunun da sorunsal olduğunu, pek çok problemi barındırdığını gösterdi. Lakin İbn Sina'nın bu metafizik meselelerde metafiziği bir bilim olarak inşa etmenin yanında Ayrıcı konumu buradan gelir. Birlik çokluk ilişkisini hem Tanrı'da bir çokluk olmayacak şekilde mahiyetin kendinde çokluğunu dikkate almak ama aynı zamanda bu çokluğu dikkate alırken sanki muhtezlerin madum şeydir teorisi olduğu gibi yokluktan yani yokluğu bir şey haline getirmeme, getirmeme. getirmekten kaçınmak, yoktan çıkmak. Yoktan çıkma meselesini gündeme getirmek yani ama onu yok etmeden yani yok saymadan bu, bu işi başarması i̇bn Sina'nın çok ayrıcı bir yeri olarak değerlendirilebilir. Ve belki de Aristoteles'i gelenekten farklı olarak da varlık veren bir tanrı, tanrı, tanrı fikrine götürdü. fikrini hep vurgulaması, sürekli olarak varlık veren, yarattıklarıyla ilişkisini hiç kesmeyen ve yoktan yaratan evet. aslında. Yoktan yaratan orada da zaman içinde olmasa bile kelamcıların yani varsaydığı o... gibi ipta şeklinde yoktan evet. yaratan, bir tanrı anlayışı. Çünkü bu anlayışı. varlık veren tanrı fikri tevhid akidesinin temel gereği yani öyle, olarak yorumlandı. Evet. Yani Müslümanlar ortaklaşa yani bir tanrıdan bahsediyorsak, bir ilah varsa bu mutlaka varlık vermelidir diye bunu kabul ettiler. Evet. İbn Sina daha önceki felsefi teorilere bu varlık veren tanrı fikri aslında yeni Platonculukta çok güçlü bir şekilde çıktı. Doğru. Yani yani Bunu, onların zaafı bu tanrı alem ilişkisi kişisine, hususunda tanrı ile tanrının varlık verdiği e, efendim metafizik varlıklar arasında ilişkiyi anlattığı bir ontolojik evet. mübayeneti sağlayamamaları. Evet İbn Sina yani. onların becerisiyle kelamcıların becerisini birleştirme mahareti gösterdi. Evet. İbn Sina'nın en önemli Burada şeyi o. Belki <laughs> dolayısıyla şuna da atıf yapılabilir. İbn Sina'nın büyük başarısının arkasında bir yanıyla... Yani kendi felsefi görüsü ve dahasının yanı sıra bir yanıyla ait olduğu paradigmada bulunuyor. Tabii. Yani antik helenistik birikimden tevarüs ettiği problemleri, meseleleri kelami birikimle ilişki içerisinde yeniden gözden geçirerek ele alma imkanı evet. buldu diyebiliriz. Şimdi, şimdi hep açtığı imkanları konuşuyoruz ya. Sorunları şimdi birazdan evet. İslam düşünce tarihçesindeki yerine evet. geçeceğiz. Orada konuşalım hocam. Yani aslında bence daha modern dönemden bakarak bize bizim önümüzü tıkadığı yerler olabilir mi onu konuşalım. Evet vaktimiz çok az kaldı. Şöyle yani şunu İslam demek düşünce istiyorum. İslam içerisindeki yerine evet. şimdi gelelim. Ben ee, size o soruyu soracağım. Yo ben özel olarak bir şey söylemek istediğim ha. için bunu ama bunu, bunu gündeme almak zorundayız. Tabii. Yani şöyle İbn Sina hani şurası açık İbn Sina iki yönüyle bir yandan diyelim ki İbn Sina'nın İbn Sina hangi dünyada yazıyor? Evet. Baskın Astronomi'nin, ne Eflatuncu şüphes. psikolojinin. Galenci tıbbın, Hipokratçı efendimi, Galen Hipokratçı tıbbın yani. Öklit geometrisinin hakim olduğu hakim bir, hakim dünyada, bir yaşıyor yani. dünyada yaşıyor. Bütün bu bilimsel paradigmalar bilimsel devrimler aracılığıyla içerikleri itibariyle büyük ölçüde dönüşme uğradılar. Oldu, evet. Dolayısıyla İbn Sina'nın yazdığı 200 ciltlik, binlerce sayfalık literatürü içerik olarak tevarüs etmemiz mümkün değil. Ama burada evet, bizim vazifemiz bu geleneğin takipçileri ve devamcıları olarak evet. şu soruyu sormak. İbn Sina felsefesinde ne süreklidir ne değişime tabidir. Değişime tabi olan şeyleri az çok biliyoruz. Sürekli olan şeyleri de zaafları ve imkanlarıyla masaya yatırıp felsefi bir biçimde ele almak vazifemiz olarak o karşımızda duruyor. Ben şimdi İbn Sina'nın hani felsefenin ana hatlarından bahsediyoruz. İbn Sina'nın İbn Sina felsefesinin en özgün, en karakteristik yönlerinden birine dikkat çekmek istiyorum. Sonra İslam düşünce tarihi içerisindeki yerine gelelim hı hı. orada zaaflarını falan da biraz tartışacağız. i̇bn Sina'nın aslında kendi i̇bn Sina'yı varlık filozofu olarak tanımlayabiliriz. i̇bn evet. Sina'dan sonra hiçbir i̇bn Sina'dan önce hı hı. hiçbir filozof varlık, vücut kavramını felsefesinin merkezine yerleştirerek kendinde ele alma başarısı gösterememişti. Hatta i̇bn Sina'dan önce felsefe tarihinde vücud diye bir kavramın terimin bulunduğu bile şüpheli olarak görünüyor. Bu Charles Kahn diye meşhur bir filolog var Yunan felsefecisi. To be, olmak hmm. fiilini incelediği 800 sayfalık bir kitabı var. Yani pre-Sokratiklerden i̇bn Sina gelinceye kadar to be e, fiilini, hmm. efendime söyleyeyim olmak fiilini, to on Yunancasıyla. Hmm. fiilini Var olmak fiilini ele almış. Çeşitli varyasyonlarla bu kitabından sonra 13 sayfalık bir makale yazıyor. Bilirsiniz onu. Niçin existence vücut terimi İbn Sina'dan önce hiç ortaya çıkmadı da kendinde İbn Sina'da ilk defa ortaya çıktı. İbn Bunu, Sina Evet, enteresan. Fahrettin Razi Şerhül İşarat'a bu cümleyle başlıyor. İkinci sayfasında bu cümle var. Hmm. El vücut min ve vücut İbn Sina'dan önce yoktur diyor. Hmm. Bu hocam i̇lk kez İbn Sina'da bu kadar merkezi alınarak şimdi diyor. Şimdi bir e, yani kendi e, şey mesnasında felsefi hikaye mesnasında karşılaştığım bir hadiseyi sizle paylaşayım. Bu İbn Sina'da suret, Cevher ve Varlık evet. kitabını doktora tezimde yazarken, bu İbn Sina'nın varlığı mahiyetten tefrik ediş tarzını anlatıyorum. Hadise şu, yani karakteristik özelliği özelliğine şu İbn Sina'dan önce şu saatin varlığı, onun saat oluşuyla birlikte düşünülüyordu. Onun saat oluşundan. Ayrıca bir mevcu vücuttan. Vaktimizin az kaldığını da ima etmiyor değil mi? <laughs> <laughs> <Değil> mi? Saati <laughs> gösteriyor <laughs> 15 dakika. <var>. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu saatin varlığı, onun saat oluşuyla birlikte düşünülüyordu ve saat oluşundan ayrı bir biçimde saat, bardak, kitap ar arasında onların kitap, saat ve bardak oluşundan bağımsız bir varlık tasarımı mevcut değildi. Bu yüzden varlıkları incelemek evet, demek mevcudu. onların mevcudiyet tarzlarını evet, evet. incelemek anlamına geliyordu. İlk defa i̇bn Sina vücudu e, kitap oluştan bağımsız bir biçimde bir de kitabın sahip olduğu pay aldığı veya hissedar olduğu vücudu e, masanın üzerine koydu ve incelemeye çalıştı bahsettiğiniz. Burhan-ı Sıddik'in evet. yani ilk defa felsefe tarihinde ta Anselm'e kadar gidecek. Sonra Kant'ın eleştireceği. Ontolojik, kanıt ontolojik kanıtı vaz edebilmesinin bir nedeni de bu. Efendim bunu yazdım falan bir iki paragraf. Sonra bu Heidegger'in bir bir makalesi var. E, varlığın tarihi olarak suretin tarihi gibi bir şey. Orada e, suret mahiyetin ilkesi, ne oluşun ilkesi? Varlık sorusu nasıl ele alabiliriz diyor Heidegger. Ve varlık sorusunun ancak şeylerin ne oluşundan bağımsız bir biçimde vaz edilip kendinde göründüğü vakit karşılaşabileceğimizi söylüyor. Ama cümleler aynı cümleler. Yani Heidegger kendisini varlık meselesini ilk defa vaz ederek apaçık bir biçimde gösteren filozof olarak tanımlıyor ya. Yani biz bunu esasında felsefe tarihinde bu başarıyı yani şayet mesele varlığı kendinde vaz edip incelemek efendim değerlendirmek ve sistemin merkezine yerleştirmekse hiç kuşkusuz İbn Sina'ya atfetmek durumundayız. Kendisinden sonraki bütün tartışmalar da bu çabasından Öyle oluyor zaten. Yani, Buna da işaret etmemiz lazım. Varlığı kendinde ele alıp açık bir biçimde sergileyip oradan o tasarımdan yola çıkarak felsefi sistemini kurması itibariyle İbn Sina programın başında dedik ki eee İbn Sina anlaşılmadan İbn Sina sonrasında hem İslam felsefesinde hem Batı felsefesinde meydana gelmiş hiçbir büyük felsefi devrim, meydana çıkmış hiçbir büyük felsefi okul ya da ekol anlaşılamaz. Bu cümleyi isterseniz biraz açalım. Yani i̇bn Sina biz 13. 14. 15. 16. yüzyıl felsefesi çalışıyoruz evet. Niçin i̇bn Sina bu kadar önemli sonraki felsefi gelenekler için? 15 dakikamız var hocam Hocam ben ee, önce bir biraz... şey söyleyeyim de evet. sonra bırakayım Hı -hı. Şimdi bu konuyla alakalı yani tamam. Başlangıçta bu cümle e, İslam'da felsefenin tarihiyle ilgili gibi anlaşılıyor Soruyu tam evet. tavsiye edelim yani düşüncenin, evet, düşüncenin evet, düşünceler yani düşün, evet. seyirciler açısından da bu mesele netleşsin yani konuyla uzaktan evet, ilgili evet. olanlar varsa. E, zaman zaman e, ilahiyat'taki <laughs> derslerde de buna dikkat çekmek ihtiyacı hissediyoruz. Şimdi İbn Sina sonrasında İbn Sina felsefesinde üretilmiş temel ayrımlar dikkate alınmadan 14. yüzyıldan sonra neredeyse usul kitapları, fıkıh usulü kitapları anlaşılamaz. Eyvallah. Tefsir kitapları anlaşılamaz. Bu çok enteresan bir durum tefsir kitapları anlaşılamaz. Belagat kitapları anlaşılamaz. Evet, evet. Yani bu düşün bu kitapları yazan insanların İbn Sina'ya muhalif olması veya İbn Sinacı olması tamamen başka İbni bir mesele. İbn Temyi'i anlaşılamaz. Evet, evet. İbn Temyi'i anlaşılamaz. Yani olay eee bu şunu gibi yani mesela Eşarilik diye bir şey çıktı değil mi? Ya insanlar eşari olmadan da Müslüman oluyorlar. Evet. Ama Eşariliğin temel iskeletlerini dikkate almaksızın biz daha sonra İmam Eşerden veya Bakırlani'den sonra herhangi bir keram kitabını anlayamayız. Yani iş i̇bn Sina içinde böyle yani dini düşünce geleneği içinde i̇bn Sina'dan bağımsız 13. yüzyıl sonrası bir literatürü e, anlama çabası gerçekten hüsranla sonuçlanır. Yani bunun tefsire, hadise, fıkha, usule, belagata her tarafa sirayet ettiğini unutmayalım. Belki yani. Düşünce tarihimiz açısından yani böyle. i̇bn Sina'dan sonra hem dini hem, hem ahli ilimlerin derin <laughs> yapısını ve asıl evet. alttaki gramerini i̇bn Sinacı terminoloji ve sistem oluşturuyor. Mesela tasavvuf Anlamadan kitapları, anlaşılmaz. mesela vahdet vücut kesinlikle anlaşılamaz. Doğru. Tasavvuf kitaplarının bütününe sirayet etmiş. Yani vahdet vücuda karşı olanlara da İmam Rabbani gibi sirayet etmiş bütün ayrımlar e, herhangi birisi anlaşılamaz noktaya varır. Bu önemli bir tespit. Evet, evet hocam. Ee, şöyle bir tasnif yapabiliriz belki. Yani i̇bn Sina sonrasındaki etkilerine baktığımızda söyledik bir takipçileri var zaten İbn Sinan'ın. hem hayatta hayattayken onun talebeleri var hem de ondan sonra onun felsefesini ana istikameti üzerinde devam ettiren yeni şekillerde formüle eden isimler var işte başta talebesi behmen Yer olmak üzere onun felsefesini eserlerini yeniden üretiyorlar işte Kemalettin bin Yunus o yani, 13. O 13. yüzyılda Musul'da, Halep'te e, büyük bir isim. Esiriddin Ebheri, evet. e, İsa Goci ve Hidayetül Hikmen'in yazarı, medreselerdeki temel akli ilimlere ve mantığa evet. dair temel metinlerin yazarı. E, Katibi Kazvini, Şemsiye'nin Hikmetül Ayn'in yazarı. Bunlar aşağı yukarı ana istikamette i̇bn Sinaci. Evet. Sinacı. Ya bu metinler i̇bn Sinaci. Katibi Ebheri, belki Razi'den de etkilenerek metinler yazıyorlar ama Ana istikamette bu şey İbn Sina Hilliyi sayabiliriz, Tusi'yi sayabiliriz, Urmeviyi sayabilirsiniz. Pek çok isim böyle bir İbn Sina'cı bir karaktere sahip. Bunun dışında bu e, takipçiler yanında eleştirmenler var tabii ki İbn Sina eleştirmenleri. Yani İbn Sina yani düşünce artık bunun üzerinden ilerlediği için e, İbn Sina'ya e, muhalif olanlar da ona eleştiriler yazmak suretiyle kendilerini göstermek mecburiyetindeler. Bu eleştirileri de ikiye ayırabiliriz. Felsefe içi eleştiriler, felsefe dışından gelen eleştiriler. Hepsinin ortak noktası i̇bn Sina'yı eleştirmeleri. Felsefe içinden işte Ömer Hoca bahsetti, İbn-i Rüşt. Aristoteles'i bir bakış açısından i̇bn Sina'yı eleştiriyor. Abdüllatif Bağdadi 13. yüzyılda benzer bir tavırla Evet. Aristoteles'e dönmeliyiz diyor. Galene dönmeliyiz diyor. Bu İbn Sina yeni şeyler icat etti diyor. Bunların felsefede yeri yoktu diyor. Ee, böyle bir köklere dönüşçü bakış açısı var felsefe içinde ama bunlar tutmuyor. Ama yine de hedeflerinde İbn Sina var. Yani onunla hesaplaşmak mecburiyetinde hissediyorlar kendilerini. Felsefe dışı eleştiriler daha yoğun aslında ve daha verimli bir alan açıyor. Gazali'yi zaten biliyoruz. Gazali'nin karşısında İbn Rüşd'ün ona verdiği cevap o da aslında bir yandan filozofları savunuyor ama Gazali'ye karşı bir yandan da İbn Sina'yı eleştiriyor. Dolayısıyla Gazali haklı buraya. bazı Gazali haklı bulduğu yerler var. İbn Sina'nın yine bu icadını yani yeni şeyler ortaya koymasına İbn Rüşd çok sıcak bakmadığı için o yeni koyduğu yeni şeylerden dolayı Gazali'nin eleştirileri ortaya çıktı diye İbn Sina'yı eleştiriyor. Ee, onun doğurduğu malum işte tehafütlerle ilgili bir telif şeyi var, geleneği var diyelim, bir tarz var. Onun dışında i̇bn Sina'nın el işaret ve tembihatı üzerine Fahrettin Razi'nin yazdığı şer, onun doğurduğu e, karşı eleştiriler, savunular, muhakemat geleneği 19. 19. 19. yüzyıla kadar, devam eden bir literatür. E, sufi geleneğin içerisinde işte sühre verdiği, sufi sühre verdiğinin i̇bn Sina'ya eleştirileri var. E, İbn Arabi Konevi'nin İbn Sina eleştirileri var. Selefi bakış açısından i̇bn Taymiye'nin eee Erret al veya der Ta'ruzul Akli ve'n-Nakl'de baktığımızda en önemli karşısında hasım olarak aldığı isimlerden birisi İbn Sina. Dolayısıyla felsefeyle hesaplaşmak isteyenler felsefe içinden veya felsefe dışından kelam selef geleneği vesaire hepsi İbn Sina ile bir şekilde hesaplaşmak zorunda kalıyor. Yani felsefe artık eşittir İbn Sina olmuş oluyor. Evet. Kimse başka bir şeye bakmıyor. Evet. Onun dışında İbn Sina felsefesini reform re bir reforma tabi tutmak isteyenler var. Ee, bunun da en önemli örneği Sühre verdi herhalde. Filozof Sühre verdi Maktul. O da gelenek itibariyle Meşşai gelenekten İbn-i Sinacı metinleri okuyarak felsefeyi öğreniyor ama i̇bn Sina felsefesinin yetersiz olduğunu düşünüyor. Ona bir Platoncu ruh, bir mistik, tasavvufi bir ruh üflemek gerektiğini çok rasyonalist buluyor bu felsefeyi. epistemoloji bağlamında, varlık anlayışı bağlamında yeni bir okumayla onu revize etmek istiyor. Dolayısıyla Sühra verdiğinin de çıkış noktası yine i̇bn Sina, Sina, olmuş oluyor. Dolayısıyla Ömer hocamızın da belirttiği gibi bu daha çok Kelam felsefe gelenekleri içerisindeki bu etkisinin yanında o kavram çeşitliliği zenginliği İbn Sina'nın artık bütün nazari geleneklerin telif tarzlarının içerisinde yedirilmiş oluyor. İşte bir ilmin mevzusu, mesaili, mebadisi tartışmalarını bilmeden İbn Sina'daki burhan'daki o tartışmaları bilmeden tefsirle ilgili bir kitabın başındaki mukaddimeyi anlayamıyorsunuz. <laughs> Kelam kitapları hakeza böyle artık bakıyorsunuz i̇bn Sina'nın zorunlu varlık mümkün varlık ayrımı buradan hareketle yaptığı öz itibariyle zorunlu varlık kanıtlaması e, kelamcıların hudüs delilinin yerini almış. Artık onu kullanıyorlar. Evet. Nefs anlayışı bir şekilde evet, benimsenmiş iç, iç güçler iç, iç duyular dış duyular ve akılla ilgili teorileri. Dolayısıyla bu... 19. yüzyıla kadar modernleşme dönemine kadar diyelim. bir Çok güçlü bir, çok biçimde, güçlü bir şekilde hissediliyor, hissediliyor. Kavramsal boyutuyla hissediliyor evet. öyle diyelim. Yani ancak birkaç cümlelik son evet. bu kitap tanıtımları için evet. biraz vakit ayırmamız evet. gerekiyor. Şunu, Şunu unutmamak önce. lazım sadece İbn Sina'nın etkili olması demek İslam dünyasında bu denli, yani tefsire, hadise, fıkha varıncaya kadar etkili olması demek aynı zamanda Yunan mirasının etkili olması demektir. Şüphesiz. Yani Şüphesiz. bu tabi buna ihmal etmemek lazım. Şimdi bu kısmını unutmamak lazım. Dolayısıyla e, İslam aslında Yunan mirası derken de esasında özellikle mantıksal düşünme tarzını evet. kastediyoruz. Yöntem istedilerli yani. düşünme. Ya şöyle yöntem tabii de yani tabiat bilimlerini düşünelim hocam. Riyazet yani matematik bilimleri, doğa bilimleri yani zoolojiden, botanikten, meteorolojiden aritmetiğe, hendesiye varıncaya ve metafiziğe varıncaya kadar. Çünkü İbn Sina metafiziği bütünleştirdi. Aristoteles'ten ilk çok önemli ayrımlar yaptı ama hı hı. sonuçta Aristoteles metafiziği de devam ediyor bunun içerisinde. Evet. Yani hı hı. kuvve fiil ayrımına varıncaya kadar Aristoteles'in temel kavram şeması devam ediliyor, hı. devam ediyor. Bu şu anlama geliyor. İslam kadim mirasa eklenerek varlığını sürdürdü. Yani kendisinden önceki insanlığın kadim mirasını eklenerek varlığını sürdürdü ve önemli ölçüde çeşitli dönemde düşünürler. Yani 4. yüzyıl bunun bir şeyini temsil eder. İslam dünyasında Hicri 4. yüzyıl Miladi 10. yüzyıl bir bir dönemin zirvesini, 13. yüzyıl bir dönemin zirvesini, 16. yüzyıl İslam'ın kendi içindeki bir dönemin durağını temsil eder. onu aşmaya ve ona ona yeniden yorum getirmeye çalıştı. Dolayısıyla İslam ee, semada görünen yalnız bir yıldız değil. Tabii. İslam medeniyeti. İnsanlığın kadim dönemlerden gelen mirasına eklemlenen ve buraya katkı yapan, tevarüs eden, yani. bunu yeniden yorumlayarak insanlığa tekrar mal eden bir medeniyettir. Hani İbn-i Sina'nın etkisini yahut İbn-i Rüşt'ün ve başka düşünür varsa etkisini bu bağlamda işin doğrusu değerlendirmek lazım. Eyvallah efendim, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. İbn-i Sina'yı evet. biraz tarihsel boyutuyla ele aldık. Kuşkusuz bizim mesuliyetlerimiz arasında İbn-i Sina'yı imkan ve zaaflarıyla, doğrudan doğruya felsefi teorileriyle, teorileri, teorileri itibarıyla ele alıp değerlendirmek bulunuyor. Mahiyet teorisi, erdem teorisi efendime söyleyeyim, varlık teorisi, nefs anlayışı, insan anlayışı gibi konular önümüzde hala ele alınıp felsefi bir biçimde analiz edilerek derinleştirilmeyi bekleyen mevzular olarak duruyor. Bunlar da bizim vazifelerimiz arasında. Yoksa biz en azından sorumluluklarımız itibariyle tarihte kalmış, bitmiş eklemlenebileceğimiz bir şahsiyeti konuşmuyoruz. Belki bir programda ayrıca bunun için yaparız. Okuyucularımıza adetimiz olduğu üzere bazı kitaplar tanıtıyoruz. Konuyla ilgili ileri okumalar yapmaları babında. Bugün ben size birkaç kitaptan bahsedeceğim. Bunlardan birincisi Dimitri Gutas'a ait i̇bn Sina uzmanı Yale Üniversitesi'nde i̇bn Sina'nın mirası başlıklı eser. Bu eseri Cüneyt Kaya hocamız Türkçe'ye kazandırdı. Kendisi editörlüğünü yaparak Türkçe'ye kazandırdı. Eserde hakikaten i̇bn Sina'nın oldukça geniş bir alana yayılan mantık, metafizik, psikoloji ile ilgili tartıştığı meseleler derin bir biçimde ele alınıyor. Bir diğer eser Ömer Türker'e ait i̇bn Sina felsefesinde metafizik bilginin sorunu başlıklı bir eser. Alanında nadir eserlerden biri bu çalışma. Üzerinde çokça daha tartışmaya ihtiyaç duyduğumuz bir metin kalemi aldı Ömer Hoca. Burada i̇bn Sina'nın ilahi metafizik bilgi, bununla bir yandan Tanrı'ya ilişkin bilgiyi kastederken, diğer yandan şeylerin mahiyetlerine, özlerine ilişkin bilgiyi kastediyoruz. İbn-i Sina'da bu bilginin elde edilmesinin imkan derecesini, bir bedendeyken insan ruhu gerçekten soyutlamayla elde edilebilecek metafizik bilgiyi ne derece keskinlik ve yakın içerisinde elde edebilir bunu tartıştı. Doğru ifade ettim mi Ömer hocam? Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> bir diğer eser efendim Türkçe'de İbn Sina metafizi ile ilgili birçok çalışma var. Yalnız bu şekilde bir yöntemle kaleme alınan nadir metinlerden biri Robert Wisnowski'nin eee McGill Üniversitesi'nde İbn Sina uzmanı yazdı. İbn Sina metafizi başlıklı bir çalışma. Bunu Türkçe'ye efendim ben kazandırdım. Bu arada Rabinovski İbn Sina'yı programın başında konuştuğumuz şekliyle genel felsefe tarihi içerisinde konumlandırmaya çalışıyor ve şunu söylüyor: İbn Sina kendisinden önceki felsefe tarihinin bir özeti, kendisinden sonraki felsefe tarihinin ise yeni bir sentez ve teori inşa etmesi bakımından bir devrim niteliğindeki çalışmalarıyla kurucusu sayılabilir. Efendim son çalışmamız Cüneyt Kaya'ya ait Varlık ve İmkan başlıklı eser. Burada Cüneyt Kaya Varlık ve imkan başlıklı eserde de i̇bn Sinan'ın felsefe tarihine kazandırdığı en önemli kavramlardan biri olan metafizik bir kavrama dönüştürdüğü imkan bahsini hem antik Helenistik birikimi hem İbn Sina metinlerini hem de sonrasına etkisi itibariyle etraflı, ustalıklı bir biçimde ele aldı. Bu da şimdiden İbn Sina çalışmalarıyla ilgili klasikler arasında yerini aldı diyebiliriz. Efendim İbn Sina ile ilgili e, konuşma e, elbette tartışmalarımız sona erebilecek bir mahiyete sahip değil. Fakat vaktimiz e, sona erecek bir mahiyete sahip. Bugün sözün özü programının burada sonuna geldik. E, haftaya yeniden görüşebilmek dileğiyle hoşça kalın efendim hayırlı geceler.